İnteraktif bir sunum yapacağız. Her 40 dakikada bir ara vereceğiz. 40'ar dakikalık aralarla sizi de çok fazla yormadan. Vaktimiz bol. Ben bugünü bu işe ayırdım tamamen. Aklınıza bir şey gelebilir. Bir slaytı, bir konuyu tartışırken, bir şeyi ben anlatırken aklınıza bir soru gelebilir. Onu anında sorabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ya da eklemek istediğiniz bir şey olabilir buradaki sunuma. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olabilir. Ekleyebilirsiniz. Zaten bu eğitimin anladığım kadarıyla formatı böyle bir format. Kendinizi rahat hissedin. Bu interaktif bir seminer ya da interaktif bir eğitim gibi bakın buna. Biraz da konuşmam hakkında bilgi vereyim size. 50 küsur slaytlık, yani slaytlar 50 küsur slayt olacak ama her bir slaytın üzerinde oradaki başlık veya içerik üzerinde tartışmalı veya bir takım ilavelerle gitmeye çalışacağız. Bilim ve etik konuşmamın başlığı. Bu konuşma bilimi içeriyor. Bilimin ne olduğunu, bilime nereden bakmamız gerektiğini içeriyor. Ve etik var içinde aynı zamanda. Etiğin hem bir tarifi olacak hem bilimle etiğin kesişme noktası ve bunun bizim hayatımıza ne sağlayacağı veya hayatımızda olmazsa neyin olmayacağını anlatmaya çalışacağım. Ve doğru bir yerden bakmaya çalışacağım. Yani bilimsel bir noktadan bakmaya çalışacağım. Çünkü etik konusu çok defa ahlak kavramlarıyla çok karıştırılıyor. Halbuki ahlak sosyo-kültürel anlamda değişiklik gösterebilir. Toplumdan topluma bu kurallar farklılık gösterebilir. Bir toplumda hoş karşılanmayan bir davranış kalıbı veya bir alışkanlık başka bir toplumda son derece normal karşılanabilir. Ama etik öyle değil. Etik evrensel bir kavram ve biz etiği evrensel çerçevede ele alacağız burada. Tabii bütün bunları yaparken biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin elemanlarıyız. Üniversitelerimiz Türkiye'nin üniversiteleri. Sizler Türkiye'nin öğrencilerisiniz. Tabii ki bilimi Türkiye ile kısıtlamak gibi bir niyetim yok ama Türkiye olarak neredeyiz öz eleştirisini de yapmak durumundayız. Veya nasıl bir yerlere gideceğimizin yol haritasını birlikte belirlemeye çalışabiliriz. Benim kafamda bir yol haritası var. Ben onu size burada aktaracağım. Ama bunun eksik kalan yerlerini belki siz tamamlayacaksınız veya fazla ya da saçma gördüğünüz taraflarını hiç çekinmeden tartışmaya açabilirsiniz. Burası üniversite. Üniversite bilgilerin paylaşılması yanı sıra yeni bilgilerin oluşabilmesi için tartışılan da bir alan olmalı. Özgür iradenizle hür bir şekilde her türlü konuyu sorgulayabilmelisiniz. Konuları sorgulayamadığımız veya öz eleştiri yapamadığımız ya da üstüne bir şey koymadığımız zaman eski ilk işte literatüre girdiği bir noktada kalırız. Durum böyle olsaydı Hipokrat'tan ileri bir adım bile atamazdık. Hipokrat çok yıllar öncesinde beyni tarif etmiş. Demiş ki duyguların ve düşüncelerin bulunduğu veya bunların yansıtıldığı organdır. Burada kalırdık. Daha fazla ileriye götürmezdik. Ya da ondan öncesine gelirsek Aristo duygu ve düşüncelerin merkezinin kalp olduğunu söylemiş. Hala kalbin duygu ve düşünceleri ürettiği noktasında kalırdık. Aristo zamanının çok büyük bir bilgini, Hipokrat tıbbın kurucusu, tıbbın babası ama hepsinin bir takım görüşleri olmuş zamanında o görüşler tartışılarak yeni görüşler olmuş ve insanoğlu gelişerek işte serüvenini, dünya üzerindeki yolculuğunu sürdürüyor. Ben bu kısa girişten sonra izin verirseniz şuraya geçeyim ve konuşmama başlayayım. Şöyle bir açıdan hem slaytları hem sizi herhalde görebiliyorum. Hepiniz de görebiliyorsunuz burayı. Bilim ve etikti konumuzun başlığı. Önce bilimin ne olduğunun bir tarifiyle girelim isterseniz. Şu birinci paragraf bilimin kitabi bir tanımı karşınızda.
insanın kendilerini ve çevresindeki diğer varlıkları anlamak, bu varlıkların birbirleriyle etkileşimlerini incelemek, oluşan olayları açıklayabilmek için uyguladıkları her türlü yöntem ve etkinlikler. Ama bunlar insanın var olduğu zamandan beri, ilk çağlardan günümüze kadar elde ediliyor ve biriktiriliyor bir taraftan da. Yani bir şeyin negatif olması ya da süreyen olmaması, zaman içerisinde modasının geçmiş olması onun tamamen çöpe atılmasını gerektirmiyor. Az önce Aristo'dan bahsettim. Böyle bir düşünceyle yola çıkmış. Aristo'nun yaptığı çok daha büyük işler de var. Bunları biriktiriyoruz ve biriktirilenler yeni kuşaklara aktarılıyor. Bulunduğumuz noktada şöyle bir hassasiyetimiz var, şöyle bir durum var. Önce bir durum tespiti yapalım bu noktada. 2000'li yıllar, yani yeni milenyum denilen 21. yüzyıla biz internetle birlikte girdik. Dijital alanla birlikte girdik. 90'lardan başlayarak hızlı bir şekilde dijital kayıtlar ortaya çıkmaya başladı. Her şeyi dijital kayıtlarla artık kayıt altına alıyoruz. Ne yapıyoruz şu anda? Facebook'lara giriyoruz. Eski siyah beyaz fotoğraflarımızı aman kaybolmasın, yok olmasın. Çünkü bir kağıt yanabilir, yok olabilir ama bir kere dijital bir ortama kaydettiğiniz zaman o bayağı bir kalıcı oluyor. Ve paylaşıldıkça da daha da büyüyor, daha geniş kitlelere ulaşıyor. Yazı milattan önce 4000'de Sümerler tarafından icat edildi. Yazı icat edilinceye kadar olan alan, dönem genellikle kayıtsız. Yani ortada bir şeyler yok ama işte resimler, kazılarda, arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz belgeler, farklı şeyleri yorumlayarak oradan gidiyoruz ama yazılı pek bir şeyimiz yok. Yazı icat edildikten sonra artık yazılı kayıt dönemine geçiyoruz. Ve milattan önce 4000 yazının icadı müthiş bir sıçrama noktası. Büyük bir sıçrama noktası. Artık bir şeyler kaydediliyor, yazılı hale geliyor ve yazılı olarak toplumdan topluma, gelecek kuşaklara hatta aktarılıyor. Bu önemli bir nokta. İkinci önemli nokta, yazı icat edildi. Kil tabletlere yazıyoruz. Bu kil tabletlerde paylaşıyoruz. Sonra Mısırlılar papirusları yapıyorlar. Sonra hiyeroglif denilen yeni bir yazı çeşidi ortaya çıkıyor. Çeşitli yazı karakterleri, yazı tipleri var. Şimdi de var. Farklı karakterler, farklı ifadeler. Dil çerçevesinde, insanların farklı dilleri çerçevesinde bunlar yazılıyor, paylaşılıyor. Matbaa icat ediliyor. Matbaa icat edilince ne oluyor? Ve kağıt kullanılmaya başlanıyor. Mısır'da başlayarak kağıt kullanılmaya başlıyor. Matbaa icat edilince basılı hale geliyor bilgi ve daha geniş kitlelere doğru yayılmaya başlıyor. Burada bir es verip bir tespiti sizinle paylaşayım. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir imparatorluk. Dünyaya yön vermişiz. Yani biz önemli bir, nasıl diyeyim, ırk desem ırkçılık olarak anlaşılacak ama önemli bir uzantıyız. Yani bizim önemli bir mirasın üzerinde oturuyoruz aslında. Bir taraftan da bakarsanız üstünde yaşadığınız Anadolu coğrafyası, Hipokrat Anadolu'dan tıbbın babası, Galen Anadolu'dan eczacılığın babası, Areteus Kapadokya'dan, Anadolu'dan şizofreni ilk defa tarif eden kişi, saysam bitmez. Bu kadar da verimli, zengin, buluş yapan, tarihe ve bilime yön veren, bilimsel bilgiye yön veren topraklar üzerindeyiz. Ama Osmanlı'nın galiba en ölümcül hatası şuydu, matbaayı 273 yıl ertelemesiydi. Batı'da kullanılıyor. Yayınlar, ben şimdi mesela geçmişten geleceğe nörobilim diye bir ders anlatıyorum. O derste bakıyorum 1600'lerde, 1700'lerde nöroloji kitapları var. Basılmış sinirleri falan gösteriyorlar. Leonardo da Vinci bunları çizmeye başlıyor. Bunlar matbaada çoğaltılıyor ve üniversite kavramı başlıyor. İtalya'dan başlıyor biliyorsunuz. Floransa'dan yanılmıyorsam başlıyor hocam. Ve bu üniversite kavramı içerisinde müthiş bir gelişme oluyor. Yani bilgi paylaşılıyor hızlı bir şekilde. Biz ancak İbrahim Müteferrika'nın işte ilk eserleri basmasıyla, ki ilk basılan eserler de genellikle suya sabuna dokunmayan eserler şeklinde. Yani batıdaki o Rönesans'ı, aydınlanmayı biz çok fazla takip edemiyoruz. Ya da takip eden bir kesim var ama o kesim çok sınırlı, çok kısıtlı. Halka kadar, geniş alanlara kadar yayılamıyor bu. Bu çok önemli.
Sonra matbaanın icadından sonra geldiğimiz en önemli konu internet. Ve internet 1990'lardan itibaren yaygınlaşmaya başladığını düşünürsek, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeyle birlikte, biliyor musunuz, insanlık tarihinin çağlar öncesinden getirip, işte internetin icadı öncesine kadar getirdiği tüm birikimlerin kat kat üstünde birikim sadece şu 10 sene, 15 sene içinde sağlandı. Ve bundan sonra yapacağınız, edeceğiniz her şey dijital ortamda daha kalıcı. Ha bundan sonra daha ne gelişmeler olacak bilmiyorum, göreceğiz ve mutlaka gelişmeler olacak. Mutlaka daha hızlı iletişim yolu, bilginin daha hızlı paylaşım yolu olacak. Bu kadar lafı şu bir cümlenin arkasından niye dedim? Günümüze kadar elde edip biriktirerek yeni kuşaklara aktarılan bilgiler artık çok daha hızlı aktarılabiliyor, çok daha fazla şey biriktirebiliyorsunuz. Sosyal medya diye bir şey var. Orada insanlar fikirlerini paylaşıyorlar. Çok beğenilen, çok ilginç bir fikir. Bir anda bakıyorsunuz çok fazla sayıda insana ulaşabiliyor. Keza biz burada şimdi konuşuyoruz. Eminim bunu izleyen başkaları da var. Oldukça rahat bir şekilde istesek şu anda bu üniversitenin internet sitesi üzerinden Amerika'daki biri bile bizi izleyebilir rahatlıkla. Bilim aslında... Çok kısa bir ifadeyle doğru düşünme, doğru düşünebilmemizi sağlıyor. Sistematik olarak bilgi edinme ama. Şimdi internet var dedik ama internette aynı zamanda çok geniş bir bilgi alanı var ve artı bilgi kirliliği de var. Şimdi hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğunu anlayabilmek ve bunu uygulamaya sokabilmekte de bize reel bilim, reel bilimsel bilgi, gerçek bilimsel bilgi ve buna dayanak olan etik yol gösterecek. Bilimin temel amacı evrende doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmak. Bakın bu bilgi kirliliği içinde doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmanızı sağlayacak ve bunu sistematik şekilde insan ve insanlık yararını ya da üzerinde yaşadığımız işte bu gezegen var, başka dünyalar var mı yok mu onları bilmiyoruz ama şimdilik biz buradan sorumluyuz. Buradaki insanların yararını gözeterek değerlendirme, yani insanlık yararına da olması gerekiyor bilimsel bilginin. Ve bilim çok önemli bir özelliği var bilimin. Yanılmaz dogmalar içermiyor. Yani bilim size belli bir dogmayı empoze etmiyor. Ama bu çok karışıyor. Ortodoks bilim var mesela, çok tartışılır işte. Bir konuya inanır ve asla der, olamaz. Asla olamaz, yani bunun üzerine yeni bir bilgi konamaz. Bu bilgi doğrudur, mutlaktır diye bakan bir bilim insanı aslında çok ölümcül, büyük bir hata yapıyor demektir. Hani kendi teorisidir veya inandığı bir teoridir, bunu çok savunuyor olabilir ama mutlaka bir olabilir payını, bunda bir yanılma payı olabileceğini ortaya koyması gerekir. Biz Galileo'nun işte teleskopla düşünün dünyayı, dünya dışına doğru bakıyor teleskopuyla. Bugün teleskop teknolojisi çok gelişti. Galileo ve ondan önceki dönemde gökyüzüne doğru bakan birisi ayı ve yıldızları görüyordu. Ay bize daha yakın, onu daha iyi tarif ediyoruz. Sonra gelişti teleskoplar. Teleskoplar gelişince gördüğümüz yıldızların ötesinde göremediğimiz yıldızları görmeye başladık. Ve daha farklı bir evren haritası çıktı. Belki yarın çok daha farklı bir harita çıkacak. Şili'nin yüksek bir bölgesi var, ismini unuttum. Oraya herkes, her ülke bir teleskop yerleştiriyor, uzayı izliyorlar. Duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür veya duymadıysanız internetten bakın karşınıza gelecek. Yeni dünyalar keşfetmek ya da evrende görebildiğimizin daha ötesini görmeye çalışmak. Aynı şekilde biz, söyledim konuşmamın başında, Hipokrat beyni düşünce ve duygu merkezi olarak tarif ediyordu. Güzel, doğru bir yaklaşım ama o kadar. 1900'lü yılların başına kadar nöron diye bir şey bilmiyorduk. Nörobilim diye bir kavram yoktu. Bu kadardı. Ancak Santiago Ramón Cajal İspanya'dan ve Camillo Golgi İtalya'dan
Nöronu tarif ettiler. Nöron görüldü sinir hücresinde. Tabii buna ne yol açtı? Leeuwenhoek'un daha önce mikroskobu keşfetmiş olması. O zamana kadar bakıp göremediğimiz şeyleri mikroskop sayesinde görmeye başladık. Ne demek istiyorum? Teknoloji geliştikçe yaklaşımlar değişebilir. Bugün baktığınız noktadan doğru gibi görülenler daha sonra tamamen yanlış da olabilir. Ancak oradaki yanlış bilimin hatalı olduğu anlamına gelmez. O günkü olanaklarla insanlık yararına olabilecek veya bir mevzuyu açıklayabilecek olası en yakın doğru yaklaşımla yaklaşmıştır. Ama gene bilim kendi içindeki dinamik yapısıyla bunu yeterli görmeyip yeni teknolojiler üreterek daha arkasını, daha ötesini görmeyi sağlamıştır. Dolayısıyla bilim asla dogmatik olamaz. Hiçbir zaman dogmatik yaklaşamazsınız. Gerçek bir bilim insanı olmak istiyorsanız, reel bilimsel düşünceye sahip olmak istiyorsanız, düşüncelerinizde her zaman farklı görüş ve farklı düşünceleri dinleyecek bir kapınız açık olması lazım. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Kendi fikrinizi de savunabilirsiniz ama her zaman çok net savunduğunuz bir takım fikirlerin ve bir takım teorilerin, bir takım düşüncelerin bir takım değişikliklerle, dünyanın değişmesiyle, şartların değişmesiyle, görülemeyenin görülmesiyle bir anda ortadan kalkabileceği payını da koymanız lazım. Evet, tutarlılık ölçütüne bağlı olacak. Tutarlı bir şekilde sınayacaksınız, yanılsama, sınama yanılsama yöntemini kullanacaksınız ve yanılgıyı da ayıklayacaksınız. Bunu doğru yapabildiğiniz sürece tam zamanı ve o zamanın gerektirdiği bilgiyi yakalayabiliyorsunuz ve hayat daha kolay gidiyor. Bilim üretebilmek için bilimsel düşünmek tabii gerekiyor. Bilimsel düşünce dediğimiz şey ne? Bu analitik düşünmek demektir. Yani analitik düşünce bir olayın veya olayların neden sonuç çerçevesi içinde aklın süzgecinden geçirilerek tarafsız bir şekilde analiz edilmesi ve doğru bir sonuca gidilmesi burada. Analitik düşüncenin karşıtı ezberci düşüncedir. Dogmatik düşüncedir. Ezberletilmiş olan şeyleri bellemek ve bunun ötesinde daha farklı bir düşünceye gitmemektir. Herhangi bir şeyi sorgulamamak, hiç analiz etmemektir. Analitik düşünce bilimsel yaklaşımlarla birleştiğinde insanların yaşam süreleri uzarken yaşam kaliteleri artmıştır. Bilim böyle bir işe yaramıştır. Şuradaki grafiği özellikle getirdim. Bunun üzerinden göstereyim çarpıcı bir şekilde. 1800'lerde bakın dünya nüfusu 1 milyar civarında, 1900'lerde 1800-1900 civarında, 2025'te 8,5 milyara ulaşmamız bekleniyor. Bugünlerde 7,5 milyar civarındayız. Aslında şuraya dikkatinizi çekeceğim. 1925-27 diyelim. 1927'de penisilinler icat ediliyor. Ve 1940'larda tedaviye giriyor. Penisilinler icat edilmeden önce insanlar en fazla enfeksiyon hastalıklarıyla başları dertte. Bir veba salgını oluyor mesela, koca bir Avrupa nüfusunun üçte biri yok oluyor. Bugün düşünebiliyor musunuz böyle bir salgın geldiğini ve bir anda Avrupa nüfusunun üçte birinin yok olduğunu? O zamanlarda bunlar olabiliyor. Kuduz, çiçek hastalığı, birçok başka hastalık sayabilirsiniz. İnsanlar enfeksiyonlardan ölüyorlar. Yakın tarihlerde en önemli hastalık hangisiydi? Tüberküloz, verem. Veremden insanlar ölüyor. Hatta verem üzerine yazılan çok öyküler var. Bizim Yeşilçam sinemasında da çok işlenmiştir bu konu. Evet, Beyaz Mendil filmi vardır, çok ünlü. Ama ben size başka bir kaynak önereceğim. Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi. Büyülü Dağ diye yanılmıyorsam iki ciltten oluşan bir eseri vardır. Orada verem hastalarının Almanya'da yüksek bir dağdaki bir sanatoryumdaki çaresizliklerini
ve sıkıntılarını anlatır. Çünkü yapılabilen tek şey şudur, etken bilinmediği için sadece hastanın konforu artırılabiliyor. Ne yapılıyor? İşte ateşi düşürülebiliyor. Orada biraz daha mutlu yaşaması sağlanabiliyor. Biraz daha böyle temiz hava alması sağlanıyor falan. Ama penisilinlerin bulunması korkunç bir gelişme sağladı insan sağlığı açısından. Bütün bu enfeksiyonlar ortadan kalktı. Gözümüzle göremediğimiz bir takım organizmaları mikroskop altında saptadık. Bazılarına aşı geliştirdik, bazılarına direkt ilaç geliştirip yok ettik ve bu hastalıkların çoğu tarih oldu. Ne oldu? 1940'larda ortalama 45-50 yıl olan insan ömrü bir anda 65-70 yıla çıktı. Kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet arkasından bir takım ilaçlarla kontrol altına alınınca insanlar daha uzun yaşamaya başladılar. Daha uzun yaşayınca yaşlı bir nüfusla birlikte artan bir nüfus da ortaya çıktı. Ve buradaki şu geometrik artışın aslında nedeni enfeksiyon hastalıklarının aşılarla ve antibiyotiklerle ciddi şekilde kontrol edilmesidir. Bu kadar etkilidir. Çok daha fazla sayıda insanı barındırıyor şu anda dünya. Ama bu iyi midir, kötü müdür? Bu da ayrı bir felsefi tartışma konusu öbür taraftan. Onun da çaresi muhtemelen bulunacak ama çözülmesi gereken problem asla bitmeyecek gibi duruyor. Yani bu grafiğinde böyle bir şey var. Antibiyotikler demişken aklıma gelen ilginç bir şeyi sizinle paylaşayım. Aslında antibiyotikler Sümerler döneminde bana göre icat edilmiş. Çünkü Sümer yazılı metinleri var, reçete tabletleri. Ben öğrenciliğim sırasında buradaki arkeoloji müzesinin müdavimiydim. Gelir oradaki reçeteleri tercüme etmeye veya onlar üzerinden bir şeyler yazmaya çalışırdım. Ve ilk makalem de Hititler ve Mezopotamya dönemine ait bir iki reçeteyi açıklayan bir makaleydi. Oradan çok şeyler öğreniyorsunuz. Mesela Sümerler ateşi yükselen bir kişinin içine cin girdiğini düşünüyorlar. Yani son derece normal bir yaklaşım. İçine bir şeyin girmiş olması lazım. Adamın ateşi yoktu ama ateşi çıkmaya başladı bunun ardından. Tedavisinin de küflü peynir yedirmek olduğunu altına ekliyorlar. Aslında Alexander Fleming'in 1927'de yaptığı buluşun en önemli ipucu Sümer metinlerinde bulunuyor. Küflü peyniri yediğinizde cin çıkıyor, bedeni terk ediyor. Böylece ateş de düşüyor, hastalık da iyileşiyor. Böyle de bir düşünün bakalım. Yani genellikle üniversitede okurken yüksek lisans doktor öğrencisi olduğunuz zaman, size bir tez konusu verildiği zaman hep yakın tarihli kaynaklara bakarsınız. 2015'te ne olmuş, 2014'te ne olmuş, şu son derece orijinal yeni bir kaynak. Ben size diyorum ki bu işin püf noktası gidebildiğiniz kadar eskiye gidin kendi konunuz alanında. Birileri bir yerlerde bir şey bırakmış olabilir, bir iz bırakmış olabilir. İşte bilimsel düşünceye sahip olan vatandaş böyle bir vatandaş oluyor. Yani çok daha geniş bir açıdan bakıyor, analitik düşünüyor. Eski dönemlerde yapılan çalışmaları da küçümsemiyorsunuz asla. Orada çok önemli şifreler size sunulmuş olabilir araştırma yaptığınız konuyla ilgili olarak. Şimdi bilim onu çözüyor, bunu çözüyor, hayatımızı güzelleştiriyor. Kendimizi daha güçlü, daha akıllı insanlar oluyoruz. Doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt ediyoruz, doğrusunu cebimize koyabiliyoruz da. Bütün bu problemleri çözerken bilimin uyması gereken temel kavram etik. Bilim problemlerin çözümüne yönelirken etik olmak zorunda. Etik genel bir kavram olarak her tür insan ilişkisinin, toplumsal yaşamın ve etkileşimin ahlaki kurallarını içerir. Ama ahlak değildir. Dedim konuşmamın başında. Ahlak kuralları kültürle de çok yakın ilişkilidir. Belli kültürler kendilerine özgül ahlak kuralları üretebilirler ve bazen o toplumların sağlıklı gidebilmesi için o kurallar gereklidir. Hani bir toplumdaki ahlak kurallarını kendi penceremizden bakarak bizim kendi yaşadığımız perspektifte buna ihtiyacımız olmayabilir ama o toplumu eleştirmenize gerek yoktur burada. Bunun o toplum için gerekli olup olmadığını da anlamanız lazım. Böyle bir bakış açısına sahip olmak lazım. Etik temellere dayanmayan bir bilimsel çalışma
bilimin kurallarına tam olarak uysa bile, burası çok önemli bakın, sonuç geçersizdir. Siz etik çalışmadınız ama, etik kurallara uymadınız ama çok önemli gelişmeler sağladınız. Bunu çok geçerli kabul edemiyoruz maalesef. Ama kullanır mı bunu? Kullanır. Nitekim bunun en çarpıcı, en dramatik örneği şudur. Nazilerin Yahudiler üzerinde yaptığı deneylerden tıp bilimi çok büyük sıçramalar elde etmiştir. Ancak bunu saygıyla anmamız bugün mümkün değildir. Yani bir takım insanların belli bir yere konularak onların üzerinden bir takım deneyler yapılması ve sonra da bu deney sonuçlarının paylaşılması artık günümüzde tamamen yasalarla da güvence altındadır ve olanaksız ve imkansızdır ve nitekim Naziler daha sonra kurulan mahkemelerde bu yaptıkları şeyin hesabını vermişlerdir ve birçok kişi bunun utancıyla adını soyadını değiştirmiş, başka ülkelere gitmiş, o ülkelerde kendini unutturmuş ve yok olmuştur. Evet, etik ölçüler içinde bilimsel çalışırsanız naif bir bilimsel bilgi elde edersiniz. Tabii bilimin sahtesi olur mu? Her şeyin sahtesi olduğu gibi bilimin sahtesi de var. Sahte bilimmiş gibi bilim yapmak, yani bilim yapıyormuş gibi görünmek, bilimi kendi çıkarları için kullanmaya yönelik bir takım davranışlar içinde bulunmakla karakterizedir. Bilimi kullanmak kavramı var bir sahte bilimin içinde. İkincisi mış gibi bilim yapmak. Yani aslında bilim yapmıyor ama yapıyormuş gibi görünüyor. Bilimsel kurallar uygun şekilde kullanılıyormuş gibi gösterilerek elde edilen veriler bazı çıkarlara göre saptırılarak verilebiliyor burada. Veya bilimsel araştırma insan ve insanlık yararına olmayan bir sonuca ulaşmasına karşın sırf bilim böyle istiyor diyerek bu sonuçlar uygulamaya sokuluyor. Şöyle bakabilir miyiz yani? Atom bombası bir savaşı sonlandırabiliyor. O zaman kullanalım. Böyle rahat durmayan, başımıza dert açan bir grubun üzerine biz atom bombasını atalım ve bir anda yok edelim. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Her iki durum, şu saydığım iki durum, bilimi etik kurallar çerçevesinde uygulamamaya gayet güzel örneklerdir. Bilim karşıtlığı berbat bir şey. Bilim karşıtlığı eski çağlardan beri geliyor. Örneğin Orta Çağ'da Engizisyon mahkemeleri en çok aydınlanmayı ve daha gelişmeyi savunan insanları yargılıyorlar. Farklı düşünen insanları yargılıyorlar. Ve Engizisyon mahkemeleri mutlak mahkemeler. İstedikleri gibi karar veriyorlar, insanları aforoz ediyorlar, insanlara işkence yapılmasına onay verebiliyorlar. Böyle bir şeyi asla istemeyiz. Bu arada bir de bilgi vereyim. Mesela Galileo'nun dünyanın işte döndüğü dönmediği meselesi vardır ve bu çok tartışılır şeyde. Kitaplarda da bu şekilde geçmiştir. Bu düşüncesinden dolayı hapse atıldığı, hapislerde çürüdüğü filan. Aslında hapse atılmıyor. Ev hapsi gibi bir şey uygulanıyor Galileo'ya. 5 bilim tarihinde yalanlar ya da masallar gibi bir kitap hatırlıyorum ama internetinizi karıştırırsanız, cep telefonlarınızdan bulabilirseniz soyadı Low olan Fransız asıllı Amerikalı birinin kitapları var. DNR'larda da satılıyor. Çok eğlenceli bir kitap. Bilim tarihinde doğru bilinen yanlışları anlatıyor ve belgeler de koyuyor. Daha doğru bilgi elde edebilirsiniz oralardan. Yani her okuduğunuz, sağda solda duyduğunuz şey direkt doğru olmayabiliyor. Şehir efsanesi de olabiliyor. Ama yakılan bilim insanları var belli dönemlerde ve bilim karşıtlığı tam bir koyu taassuptur. Aynı zamanda hiçbir şekilde gelişmemesini ister insanlığın. Bilimin hayatın hiçbir alanına girmemesini ister, hiçbir şeyin sorgulanmamasını ister. Mutlak bir şekilde konmuş kurallar ve yasalar çerçevesinde hiçbir şekilde değişmeyecek bir şekilde bir toplumun da ona uyarak yaşamasını ister. Ve burada yönetenler grubu vardır. Bu yönetenler grubu ne diyorsa o olur. Bilim karşıtlığı
bilim insanlarını baskı altına almayı, gerekirse onları yok etmeye çalışmakla karakterizedir. Bunun en net örnekleri Orta Çağ'da Engizisyon döneminde görülmüştür. Ve karşımızda şöyle bir üçgen var. Bu üçgeni de açıkladıktan sonra belki kısa bir ara verebiliriz diye düşünüyorum. Bu eşkenar bir üçgen. İç açıları toplamı 180 derece oluyor. Her tarafı eşit. Ve bu üçgenin 3 tane kolu var. Soldaki kolu bilim, sağdaki kolu hukuk, zemini de etikten oluşuyor. Ve bu üçgenin içinde çağdaş ve sağlıklı toplum, kaliteli yaşam ve demokrasi dediğiniz şey oluşuyor. Yani demokrasiyi sağlıklı bir şekilde yaşamanın kuralını insanlar zannediyor ki siyaset. Siyasetçiler demokrasiyi üretir. Hayır, demokrasiyi iki şey üretir. Bir, bilim toplumu olmanız. İkincisi, etik kurallara saygılı olmanız. O böyle bir ortamda siyasetçileriniz de düzgün bir şekilde siyaseti uygulayabilirler. Ve bilim insanlarıyla siyaset, hukukla siyaset birçok noktada kesişir. Herkes kendi alanda doğru şeyleri yaptığı zaman da çağdaş ve sağlıklı bir toplum olursunuz. Kaliteli yaşarsınız, yaşam kaliteniz yüksek olur. Başka diğer toplumlar karşısında da saygınlığınız olur. Saygın durumda olursunuz. Peki, etik neden tabanda burada? Etik yer çekimi kavramı doğrultusunda burada. Siz etiği çekerseniz tabandan, çağdaş ve sağlıklı toplum, kaliteli yaşam ve demokrasi buradan düşer. Ama şu üçgenin iki kolu bulunabilir. Etik olmaksızın da bilim ve hukukunuz olabilir. Ne demek istiyorum? Mış gibi bilim ve mış gibi hukuktan bahsediyorum. Yani sizin üniversiteleriniz olabilir. Üniversitelerinizde cübbeli hocalarınız olabilir. Cübbeli hoca deyince de başka yere gönderme oldu. Hani hocaların cübbeleri vardır. Hocalar cübbeyle dolaşmıyorlar ama biz akademik aşamalarda veya bir takım başka ritüelik yerlerde cübbelerimizi giyeriz. Yani akademik açılışta mesela cübbelerimizle birlikte oluruz. Şimdi cübbeleri olan hocalarınız olabilir. Hocalarınızın önünde akademik titirler olabilir. Profesör, doçent vesaire. Bulunduğunuz binanın kapısında kocaman bir üniversite yazısı olabilir. 200'den fazla üniversiteniz olabilir. Ancak bu üniversitelerde bilimsel bilgi üretilmiyorsa ya da bunun için bir çaba yoksa ya da üretilmeye çalışılıyor da etiğe dayanmıyorsa, etik bu işin hiçbir yerine girmiyorsa o zaman sizin biliminiz mış gibi. Sizin Anayasa Mahkemeniz olabilir, Yargıtayınız olabilir, yerel mahkemeleriniz olabilir, bu mahkemelerde görev yapan cübbeli hakimleriniz olabilir. Ama sizin hakimleriniz etik kurallar içerisinde hareket etmiyorsa o zaman sizin hukukunuz da mış gibi olabiliyor. Şimdi bir durum tespiti yapıp ara vereceğim. Durum tespitim şu. Forbes'ten Aralık 2013, bu çok da fazla değişmemiştir diye düşünüyorum. Bilimsel yatırım durumuna göre ülkelerin böyle bir grafik yapmışlar. Şimdi şu grafikte yuvarlak balonlar görüyorsunuz. Bu balonların çapı ne kadar genişse gayri safi milli hasıla içini bilime aktardıkları, bilimsel araştırmaya aktardıkları pay o kadar büyüyor. Ve baktığınız zaman şurada da Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla içindeki payını çapından görebiliyorsunuz. Ve gene toplam nüfusla falan bu oranlanarak bir yere konuluyor ülkeler. Şimdi sağ tarafa doğru gittikçe şeyiniz artıyor, bilimsel etkinliğiniz artıyor ve çapınız büyükse bilime yaptığınız yatırım yüksek. En sağ üst köşede Finlandiya'yı görüyoruz. Yani gayri safi milli hasıla içinden belli bir miktar harcamış ama çok da verim almış. Yani sağ tarafa doğru kaymış gördüğünüz gibi. Şurada gördüğümüz İsrail. Şurada görüyorsunuz. Yani o da Finlandiya kadar yapıyor ama geri bildirimi yani kendisine olan geri dönüşü oldukça yüksek bilimsel alanda.
Amerika şöyle kocaman bir yatırım yapıyor. Bakın Çin büyük bir yatırım yapıyor. Japonya büyük bir yatırım yapıyor. Güney Kore, İsveç, Japonya, Finlandiya, İsrail, Amerika, Singapur, işte Norveç tam şurada, Avusturya, Fransa, İrlanda, Belçika. Yani şuradan şöyle bir çekebilirsek şeyi, bu taraftakiler bayağı, ismini de söylediğim zaman herhalde hiçbir itiraz yok. Bunlar önemli ülkeler bu anlamda. Çin dikkat çekici, bakın Çin acayip yatırım yapıyor. Japonya kadar Amerika'ya yaklaşmış, yatırımını artırmış ve Çin giderek ilerliyor yaptığı yatırımdan. Muhtemelen belli bir süre sonra buralara doğru kayacak. Peki Türkiye nerede? Türkiye tam şuralarda bir yerde. Türkiye'nin solunda Arjantin, Meksika, Endonezya, Pakistan gibi ülkeler var. Onlara çok yakın. İşte bir Güney Afrika'yla, Ukrayna'yla ilişki içerisinde Çin'e yakın gibi gözüküyor ama yatırımı Çin kadar fazla değil. Şimdi düştüğümüz nokta burası. Bilimsel anlamda yani. Ve bir problem tarif edelim, hipotez oluşturalım önce. Ve hipotezimiz olduktan sonra çözüme yönelik yöntemleri uygulamaya başlayalım. Yani ne yapacağız? Hipotezimizi sınamak durumundayız, bakacağız. Bunun için önce veri toplayacağız, verileri değerlendireceğiz ve verileri yorumlayacağız. Aşamalar bunlar. Bu slaytta aynı zamanda siz hepiniz bitireceksiniz, bir bitirme tezi hazırlayacaksınız. Sonra bazılarınız akademik hayata devam edecek, yüksek lisans yapacak, doktora yapacak. İşte bütün formül bu. Bir probleminiz olacak. Bu problemi çözmek için çeşitli hipotezler kuracaksınız. Bunun için veri toplayacaksınız, verileri değerlendireceksiniz ve verileri yorumlayacaksınız. Ve bunun sonunda bilimsel bilgiyi elde edeceksiniz. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemlerin doğru kullanılması ile deneye dayalı olarak lafı altı çizili sadece fen bilimlerini içermez. Sosyal bilimlerde de deney yaparsınız. Sosyal deneyler var artık. Sosyal bilimlerde de çeşitli deneme, sınama, yanılsama yolları vardır deneysel olarak. Olaylar arasında bütün mevzu şu, ister laboratuvarda çalışın, ister sosyal ortamda çalışın. Neden sonuç biçiminde mantıklı bir bağ kurmanız gerekiyor? Neden ve sonuç bağı kurmanız gerekiyor? Ve bunun sonunda şuradan doğru gelmişseniz bir bilimsel bilgi elde edebilirsiniz. Peki bu bilimsel bilginin olmazsa olmaz bazı özellikleri var mı? Var. Tarafsız olmak zorunda, tarafsız yaklaşmak durumundasınız. Doğru bir ölçme ve değerlendirmeye dayanmalıdır. Mevcut sistemler içinde ölçme ve değerlendirmeyi doğru uygulamanız gerekiyor. Ulaşmak istediğiniz sonuca hizmet eden bir takım yanlış değerlendirme yöntemlerini bilmeyenlere yutturma çabası içinde olmamalısınız. İşte burada etik devreye giriyor. Kanıtlanabilir olması gerekiyor. Yani sizin bir laboratuvarda bulduğunuz bir sonucun Norveç'teki laboratuvarda, İsrail'deki laboratuvarda, Amerika'daki bir başka laboratuvarda aynı teknik ve yöntemler kullanılarak tekrar edilebilir olması lazım. Eğer tekrar edilmiyorsa ya bir yerde hata yaptınız, ya laboratuvar koşullarınızda bir şey var ya da bir yerde bir şeyi yanlış yaptınız. En azından kendiniz tekrar tekrar yaptığınızda bunun aynı sonuçları bulmanız lazım. Olması gerekenle değil, olanla uğraşması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Kafanızda bir bulmak istediğiniz sonuç var ama oraya doğru giderken karşınıza başka bir şey, olan çıkıyor. Yani orada sizin düşüncenizden farklı bir şey çıkıyor. İşte ona odaklanmak, ha böyle düşünüyordum ama bunun böyle de bir tarafı varmış, böyle gitmem gerekiyor demeniz lazım. Alttaki çok önemli. Din, dil, milliyet ve ırk ayrımı olmaksızın geçerli olmak. Bilimsel bir bilgi elde ettiniz ve bu bilimsel bilgiyi paylaşma zorunluluğunuz var. İnsanlık yararına güzel bir şeyiniz var. Bunu saklayamazsınız. Bunu sadece Türkiye'de kullanalım, sadece işte bizim mahallede kullanalım gibi bir yaklaşım olmayacak.
Bu bilimsel bilgi paylaşılmalıdır. Bakın bir de atasözü var burada. Söz uçar, yazı kalır. Yazılı paylaşmamız gerekiyor elde ettiğimiz bilimsel bilgiyi. Sözlü olarak paylaşabilir misiniz? Sözlü bildiri verirsiniz, çıkar konuşursunuz. Şu anda sözlü olarak bir şeyi paylaşıyorum ben sizinle. Konferans, seminer gene öyle. Bu şekilde paylaşılabilir. Televizyon üzerinden paylaşılabilir. Ancak bilimsel bilginin yazılı paylaşımıyla bilimsel bilginin en etkili paylaşımı arasında doğru bir ilişki var. Bir bilimsel veriyi yazılı paylaştığınız takdirde kayıtlara geçer. Bugün buradaki konuşmam benim sizinle sınırlı, bir de izleyen varsa izleyenlerle sınırlı. Ama bu konuşmayı bir makale haline getirip yayınladığım zaman ileride bir keyword üzerinden bu konuyu araştıran bir kişi rahatlıkla benim makaleme ulaşabilir ve bunu doğru biçimde daha fazla kullanabilir kendi çalışması için. Bu da ya bildiri özeti, dergi, kitap, basın yoluyla yazılı açıklama yapılabilir. Şimdi burada da dergi en etkili paylaşım yolu. Bakın şu okları takip ederseniz bir bilimsel dergide paylaşmak gerekiyor. Ve bunun süreli bir yayın olması, şu altta asterisk'in karşılığı süreli yayın şeklinde. Ya bilimsel indeksler dediğimiz bazı indeksler var. O indekslere girmeyen bir dergi olacak ya da bilimsel indekslere giren bir dergi olacak. Nedir bilimsel indeksler? Science Citation Index var. Şu anda Scopus var bir ikinci indeks olarak. Bir üçüncü olarak da Google Scholar çıktı son zamanlarda. Bunların birbirinden görece farklılıkları var. Science Citation Index daha dar bir alanı kapsıyor ve daha yüksek impactli bazı dergileri içerdiği iddiası var. Ben o kanaatte değilim. Yani bunlar bir taraftan da ticari gruplar, ticari kuruluşlar. İşte kimini Elsevier yayın evi finanse ediyor, kimini başka bir yer. Şimdi Scopus daha geniş bir alanı tarıyor. Google Scholar daha geniş bir alanı tarıyor. Türkçe yayınlarınız da mesela Google Scholar tarafından hemen kodlanıyor ve konuluyor. Şimdi kim ne derse desin, belli bir indeks yapmak durumundayız ve bu indeksin kontrollü olması gerekiyor. Ve belli bir alanda yayınlamamız gerekiyor ve bu alan, yani şu bilimsel indekslere giren dergiler, hakemlik müessesesiyle çalışan dergiler. Yani siz yaptığınız çalışmayı ayrıca bağımsız hakemlere gönderiyorsunuz. O bağımsız hakemler tarafından değerlendiriliyor. Ve sizin göremediğiniz bazı şeyleri onlar görebiliyor. Siz bunları da düzeltebiliyorsunuz. Yayınlanıyor veya yayınlanmıyor. Yayınlandığı takdirde ama şu indeksler bugünkü bilgisayar teknolojisi, internet teknolojisi içinde geniş bir veri tabanı ağına sahip. Ve bu şekilde siz bir tek makaleyle sadece İstanbul'a, Türkiye'ye değil bütün dünyaya bir anda ulaşabiliyorsunuz. Yani kullandığınız veri bütün dünya tarafından paylaşılıyor. Ki bilimsel bilginin en etkili paylaşım yoludur ve kaliteli bilimsel yayın burada etkili bir bilimsel bilgi ürettiğinizi, doğru bir iş yaptığınızı size söyler. Peki bilimsel bilginin sadece yayın olarak paylaşılması yetiyor mu bugün? Yetmiyor. Bunun teknolojiye dönüşmesi gerekiyor. Şimdi burası epeyce tartışmalı bir nokta baktığınız zaman. Bir yönüyle bilim son derece naif, hoş, işte insanlık için olan sevimli bir şey. Ama bilimsel bilgi teknolojiye dönüştükçe ekonomik anlamda ciddi bir güç oluşturuyor. Ve bu ekonomik anlamda güç patent yasalarından geliyor. Artık bir takım buluşların patentleri alınıyor. Edison döneminde de vardı. Patentler alınıyor. Ne oluyor? O buluşu yapan kişi veya o buluşu yapan ülke o patent üzerinden buluşunu başka ülkelere, başka bölgelere yaymaya başladıkça para da kazanıyor aynı zamanda. Yani şöyle bir noktaya geldik şimdi. Bilim aynı zamanda bir para kazanma, gelir getirme aracı oldu. Ve ülkeler bugün artık buluş ve patentleri üzerinden birbirleriyle ciddi bir rekabet içindeler. Bir adım daha ilerleyelim. Şimdi teknolojiye dönüşebilecek bilimsel bilgi
nasıl oluyor, nasıl üretiliyor? Nitelikli bilim insanı gerekiyor bir kere bunun için. İşinin ehli, bu işi iyi bilen, uzman, iyi bir bilim insanı gerekiyor. Hipotezin doğru seçilmiş olması gerekiyor. Nitelikli bir ortam gerekiyor. Akredite bir laboratuvar, bilime saygılı bir ülke filan gibi böyle koşulları var. Yani bilim üretilen yerin bilime saygısı olması ve birbiriyle çelişmemesi gerekiyor. Nitelikli bir malzeme olması gerekiyor. İşte binanın nitelikli, laboratuvarın nitelikli, laboratuvarda kullanacağınız kimyasalın nitelikli ya da sosyal bilimler alanında çalışacaksanız ortamınızın nitelikli, kütüphanenizin nitelikli, ulaşılabilir bilgilere ulaştığınız bilgilerin vesairenin nitelikli olması gerekiyor. Ve artık dünyada tek disiplin üzerinden bir şeyi açıklama devri de biraz geride kaldı. Biraz multidisipliner çalışmak gerekiyor artık. Farklı disiplinler belli soruların cevabını tek başına veremiyor. Bir sorunun sadece bir tarafına cevap verebiliyorsunuz belki ama bütüne cevap veremiyorsunuz. Tam da 8 kör adamın bir fili tarif ettiği durum gibi. Farklı bakış açıları gerekiyor. Hele sosyal bilimler alanında. Mesela şimdi çok büyük tartışmalar var. Beyin, zihin. Zihin beynin neresinde? Ağzı olan konuşuyor, herkes bir şey söylüyor kendi tarafından. Nöron seviyesinde açıklayan indirgemeci kalıyor. Daha mistik seviyeden gidip açıklayan indirgemeci kalıyor. Aslında bunların hepsini birleştirerek ortak bir sentez sunmak ve farklı disiplinlerin buraya katkı koyması gerekiyor. Tabii ki etik kurallar çerçevesinde de üretilmiş olması gerekiyor bilginin. Ve ülkelerin aldıkları patent sayıları teknolojiyi ekonomiye yansıtma ve bilimsel bilgiyi ekonomik gelişmede kullanmanın en önemli göstergesidir. En önemli göstergesidir. Bugün artık geçerli bilimsel bilgi üretme, bunu teknolojiye dönüştürme kapasitesi bir ülkenin en etkili ham maddesi veya zenginlik kaynağıdır, uluslararası saygınlık gücüdür. Baktığınız zaman, demin size bir liste gösterdim. Şimdi biraz sonra başka bir liste daha göstereceğim. Bu bazı ülkeler vardı, bilimsel olarak daha fazla gelişmiş, hukuki anlamda daha gelişmiş. Bu ülkelerin vatandaşlarının pasaportlarıyla ilgili bir sorunları yok. Vize uygulanmıyor. Bir Norveçlinin Amerika'ya girmesi bizim girmemizden çok daha kolay. İngiltere'ye gitmesi daha kolay. Bir İngiliz'in Norveç'i ziyaret etmesi de kolay. Ama bizim ülkemiz galiba herkese açık. İsteyen rahatlıkla gelip çıkabiliyor. Bir Amerikalı'nın bize gelmesi o kadar da zor değil. Hatta teşvik ediyoruz, abi gelse de bize bir konferans verse, gelse de bizim laboratuvarlarımızda çalışsa diye yolunu açıyoruz. Artık yeraltı zenginliği, yerüstü zenginliği vesaire değil. Sizin bir yeraltı zenginliğiniz var ama siz onu bilimsel bilgiyle teknolojiye dönüştürecek şekilde bu yeraltı zenginliğinizi işletemiyorsanız bir anlamı yok. Hiçbir yeraltı zenginliği olmayan Güney Kore, biraz sonra göreceksiniz nerede ve neler yapıyor. Tabii küreselleşme diye de bir şey var ve kapitalist sistem var. Ve bu kapitalist sistem içerisinde bilimsel rekabet 5 kere daha önem kazanıyor. Kapitalist sistem içinde güçlü ülkeler, ekonomisi güçlü ülkeler net bir şekilde bilimi ve teknolojiyi kullanıyor. Aslında buluş yapmak ideal olması gereken insan yaşam standartlarını ve niteliklerini daha üst düzeye taşımak. Bu çok insani bir yaklaşım. Ama öbür taraftan bir küresel yaklaşım. Ne diyor? İnsanlara satın almak isteyecekleri bir ürün yarat ve satın almalarını sağla. Bu da ticari yaklaşım. Bu tarafı bence çok etik değil ama ticari yaklaşımın uygulanabileceği yerler var. Ama bir ilaca uygulanabilir mi? Bunu tartışmamız lazım. Yani ilaç bir marketing ürün olabilir mi? Pazarlanan, reklamı yapılan, her şeye rağmen her alana sokulmaya çalışılan bir ürün olabilir mi? İşte buralarda sıkıntılar var ve buralarda dünya devi Amerika bayağı bir yasalar çıkartıyor. Biz çok farkında değiliz şu anda ama ilaç geliştirme işleri şu anda askıya alındı mesela dünyada. İlaç firmaları çok fazla bulaşmıyor. Bu yeni ilaçlar çıkmayacak, ilaç devri sona erdi falan anlamına gelmiyor.
daha farklı bir formatla, daha farklı bir yapılanmayla, daha devletçi, devletin daha çok katıldığı çalışmalarla bu işler yapılacak. Aklıma gelmişken iki örnek vereyim. Tayvan, Sarkozin diye bir ilaç üretti. Kendi iç piyasasında, kendi Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla kullanıyor. Semptomatik anlamda şizofreniyi öbür ilaçlar kadar biraz daha baskı altına alıyor. Neden çok para vereyim ki diyor. Ben kendi ülkemde kendi ilacımı kullanayım. FDA onay vermiyor. Bana ne? Ben kendi bilimcilerime güveniyorum. Kendi ülkemdeki bilimciler bunu onaylıyorlar. Ben kendi ülkemde kullanacağım. Küba akciğer kanseri aşısını geliştirdi. Tamam FDA onay vermeyebilir ama benim bildiğim Türkiye'den gidip 8.000-9.000 dolar verip bu aşıyı olup hala hayatta olan insanlar var. Hani her şey demek değil ama öbür taraftan FDA her şey demek değil ama şunu da söylemiyorum. Bizim ülkemizde şu anda çok da yaygın olduğu gibi şifa doğadadır. İşte şifalı bitkilerle bu işleri halledelim. Küba'nın yaptığı bayağı bilimsel bir şey. Biraz sonra biraz daha konulara gireceğiz. O zaman bir ideal bilim insanı formatı çizmemiz gerekiyor galiba. İşte burada sol sütunda özellikleri tarafsız olacak, öz eleştiriye açık olacak, özgüvenli olacak, ilkeli davranacak, bilimsel kurallara uymaktan taviz vermeyecek, etik olacak, azimli ve sebatkar işte yaptığı işe kendini adayacak, bilgisini yayıp paylaşacak, şövenist olmayacak. Yani ne demek istiyorum? Başka disiplinleri küçümsemeyecek. Herkese, herkesten bir şey alabileceğini, herkesle bir şey paylaşabileceğini düşünecek. Ve şu önemli bakın, toplum çıkarlarını kendi çıkarlarından yukarıda görme. Biz buna idealizm diyordu bizim kuşak. Şimdiki kuşak, sizi hani birçoğunu tenzih ederim ama idealist olmakla salak olmak arasında bir ilişki kuruluyor yaygın bir şekilde. Hele günümüz Türkiye'sinde. Çok da idealist olma filan denile biliniyor. Sen çok idealistsin ama öyle idealizmle bu işler olmuyor. Hayır, tam tersine gençleri daha idealist olmaya özendirmek zorundayız. Eğer geleceğe yönelik bir şeyler umut etmek istiyorsak. Sağ üst köşede Marie Curie'yi görüyorsunuz. Marie Curie'yi örnek veriyorum. Marie Curie'yi neden örnek verdiğimi de söyleyeyim. Şöyle bir lafı var. Ve bir de iki Nobel ödüllü bir bayan bilim insanıdır, bilimcidir. Kadın bilimci. İki tane Nobel ödülü var. Ve bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Bir göçmendir. Polonya'dan göçmüştür Fransa'ya. Orada eşiyle buluşmuş, işte evlenmiş. Eşi de bir bilimci. Fakat kadın olduğu için ötekileştiriliyor, dışlanıyor. Fransız Bilimler Akademisi'ne kabul edilmemiştir Madame Curie. Ama bugün onun adına laboratuvarlar, onun adına bir şeyler kurulmuştur. Büyük bir mücadele vermiştir. Ama naif bir bilim insanıdır. Şu lafını çok önemsiyorum. Radyumu bulmuş. Diyorlar ki radyumun patentini al. Buradan para kazan. Niye patentini almıyorsun? Böyle bir şeyin cevabı çok açık. Radyum bir elementtir. Herkesin malıdır. Nasıl bir kişiye ait olabilir ki? Nasıl bana ait olabilir ki? Burada bir bilim insanının alçak gönüllülüğünün ötesinde idealizmini ve insanlık yararına düşündüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bilim insanı tamlık arayışı içindedir bakın. Bu yolla gelişir bilim. Nicelleşirse yok olur. Tam olmadığı zaman sıfırdır. Ya %100'dür ya da %0'dır. Aynen tıpkı bilim insanlığı gibi vicdan, güven, etik gibi kavramlar tamlığa ihtiyaç duyar. Etik kurallara uymanın ya da vicdanın bir oranı yoktur. Vicdanınız %99 vicdanlı, %1 vicdansız olamazsınız. %1 olduğunuz anda vicdansızsınız. Aynı şekilde etik kurallara şu kadarına uyarım, şuna da uymam gibi bir şeyimiz yok. Ya etik bir yerde duruyoruzdur ya da durmuyoruzdur. Duruma göre etik, duruma göre böyle olmaz. Bunun galiba tam karşılığı omurgalı olmak gibi bir şey. Belli ilkeleri doğru şekilde savunmak. Ki bu tamlığa ulaşma yolunda çaba sarf etmek insanlığın gelişim motoru. Arkadaşımızın bir sorusu var. Buyurunuz. Kabul etmemelerinin sebebi ne hocam? Yani eğer kanıtlandıysa. Küresel para piyasası.
piyasaları, Küba çok para kazanıp ekonomisini güçlendirebilir bütün dünyaya yolladığı zaman. Ama bu teknoloji üzerinden daha etkili kanser aşıları üretmek üzere bilim insanları da çalışıyorlar. Sorunun cevabını biraz sonra daha iyi alacaksın. Yani şu anda tamam, evrensel değerler var, hepimiz kardeşiz, herkes birbirine yardım etsin, idealizm falan, ama aynı zamanda da müthiş bir rekabet var bütün dünyada. Tamam hocam, teşekkür. İkinci olarak Viktor Emil Frankl'ı burada size gösteriyorum. Daha çok örnek verilebilir. Mesela Nikola Tesla da örnek verilebilir burada. Çok romantik takılmıştır. Yani hiç şey almamış hocam. Patent falan almamış. Ama inanın bugünkü internetin bulunmasında bile katkısı olan bir kişidir. İsmi çok daha az geçmiştir. Bir Edison kadar meşhur olmamıştır ama Nikola Tesla müthiş bir adamdır. Kitabını da var, biyografisi yayınlandı, okumanızı tavsiye ederim. Şurada da Marie Curie'nin hayatını kızı yazdı, Eve Curie. Hayatını yazdı annesinin ve çok enteresan şeyler var. Çok işte çektiği acılar, sıkıntılar, azimle çalışması vesairesi, belki ilginizi çeker okursunuz. Profesör Viktor Emil Frankl, üç büyük psikiyatri okulundan birinin başında olan kişidir. Bu üç büyük psikiyatri okulunun birincisi Freud ekolüdür. Bilinçaltıcı sistem. İkincisi Adler'in geliştirdiği bir okul var. Üçüncüsü de logoterapi dediğimiz Viktor Emil Frankl'ın geliştirdiği okul. Viktor Emil Frankl'ın hikayesi hazin. İyi bir bilim insanı ancak Nazi akımına yakalanıyor. Kendisi Yahudi asıllı ve meşhur Auschwitz kampına gidiyor. Farklı kamplarda karısı ve çocuğunu da kaybediyor. Ve bu kamplarda nasıl hayatta kalabildiğinin öyküsünü İnsanın Anlam Arayışı kitabında anlatıyor. İnsanın Anlam Arayışı kitabını önerdiğim zaman bazıları diyorlar ki, yani bu Yahudi bir adam, bunun öğretilerini neden takip edelim? İşte tam burada ciddi bir hataya düşüyoruz. Her türlü doğru öğretiyi takip etmemiz gerekiyor. Osmanlı arşivlerini okuyabilecek bir kapasitede çok, değil birçoğu. Çok mu zor? Ben Sümer kaynaklarını biliyor muydum? Sümerce biliyor muydum? Bilmiyordum. Gittim Muhibbe Darga Hoca'ya, Edebiyat Fakültesi'ne götürdüm. Birini buldu, yardımcı oldu. Türkiye'de Osmanlıca bilen yok mu? İlla herkesi Osmanlıca mı öğretmek zorundayız bunun için? Yani şöyle, sonuçta öncelediğimiz bu okuldaki insanların da İngilizce uluslararası olduğu için herkesin öncelediği şey o oluyor dolayısıyla. Bu da güzel soru. Dünyaya sesinizi duyurabilmeniz için Osmanlıca yayın yapın, kaç kişi okuyacak sizi, veya Arapça yayın yapın, kaç kişi bakacak? Ben en çok savunanlardan biriyim Türkçeyi. Ama şunu da söylüyorum. İngilizce, ben de bütün makalelerimi, en iyi makalelerimi hep İngilizce yayınladım. Ama artık İngilizce bilim dili olmuşsa, bütün dünyaya sesimi duyurmak için İngilizceye ihtiyacım varsa onu kullanacağım. Ama şuna karşıyım, bak şuna karşı olmamız lazım senden ikimizin birlikte. Dışarı çıktığımızda bir sürü İngilizce laf görmeyelim ya. Türkçeyi de mesela çocuklarımıza düzgün öğretelim. Türkçeyi de çok düzgün konuşsun ama öbür dili de konuşsun. Evet. İkinci bir örnek. Şimdi birincisi, iki tane bilim insanından size alıntı yaptım. Bir şey söylüyorlardı ikisi de ve idealist tarafta duruyorlardı. Şimdi bir olay anlatacağım. Carlos Juan Finley, Kübalı bir bilim insanı. Sarı hummanın sivrisineklerden insanlara bulaştığını keşfeden kişi. Bu buluşuna dair deneylerin sonuçlarını 1886 yılında yayınlamış olsa da bulguları 20 yıl görmezden gelinmiştir. Yok kabul edilmiş. Bir türlü kanıt şey yapamamış. Küçük bir ülkeden, işte Küba. Küba zaten Amerika'nın ötekileştirdiği, istemediği bir ülke hiçbir şekilde. Doktor Finney bunları yapmış. Şimdi şuradan şuraya geçelim. Walter Reed diye birini görüyorsunuz burada. Bir askeri doktor. Amerika Küba'yı işgal ediyor. Askeri doktor geliyor ve pat Finley'in bulgularına ulaşıyor. Ve dönüyor Amerika'da, derhal yayınlıyor. Hastalığı inceliyor. Sarı humma diyor, sivrisineklerden insana bulaşmıştır. Walter Reed müthiş bir
ün ve popülarite kazanıyor bilim dünyasında. 39 yıl devam ediyor ve Dr. Finney öldükten 39 yıl sonra Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi hak ettiği değeri kendisine veriyor. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan tablo şu: Walter Redd non-etik bir şekilde, etik olmayan bir şekilde başkasının çalışmasına sahip çıkan kişidir ve bunu bugün Amerikalılar da kabul eder. Eğer şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bilimsel argümanları, etik argümanları doğru kullanırsanız, lobilerinizi doğru kurarsanız, birbirinizi yemek yerine adam gibi dayanışma içinde çalışırsanız, diğer ülkelerin yaptığı gibi, siz de doğruları belletirsiniz birilerine. Ve 3 Aralık 2013 doğumunun 180. yılında Google, Finley'i Duddle yaptı. Ve altına da uzun uzun o gün Finley'in hakkını veren, Walter Redd'in de yaptığının yanlış olduğunu söyleyen bir sürü şey dolaştı. Bugün biz artık sarı hummayı Carlos Johan Finley'in bulduğunu biliyoruz. Ne demek istiyorum? Yapabilirsiniz etik bir takım ihlaller, kendinizi kandırırsınız. Güneş balçıkla sıvanmaz, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Böyle atasözlerin hepsi doğrudur ve gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Mutlaka gerçekler ortaya bir şekilde çıkar ve tarih herkesi yerli yerine koyar. O yüzden de son derece dikkatli çalışmak lazım. Şimdi yeni bir tespit yapacağız. Sizin çok güzel bir sorunuz vardı. Dediniz ki dünya ülkeleri tamam böyle hep insani mesajlar veriyorsunuz siz buradan ama Amerika'da bilimde çok iyi bir ülke, işte Norveç bilimde çok iyi bir ülke olabilir ama bunlar ellerine fırsat geçtiğinde bayağı da ötekileştiriyorlar. Yani öyle yukarıdan bakıyorlar, çok nasıl derler, idealist davranmıyorlar. Herkes kendi mahallesine Müslüman demek istiyorsunuz yani netice olarak. Herkes önce, evet herkes önce kendini düşünüyor. Kendi vatandaşının refahını ve mutluluğunu düşünüyor. Bir Türk Amerika'ya gidiyor, orada Amerikan vatandaşı olduğu andan itibaren Amerikalı oluyor. Öyle bir tabir var, ona da değineceğiz şimdi. Oraya da geleceğiz ama önce bir durum saptamasına devam edelim ve çok net bir durum saptaması yapalım. Her yıl şeyler yayınlanır biliyorsunuz çeşitli konularda. Şu üniversite dünyada ilk 500 içinde, hatta bizim bazı üniversitelerimiz de girer. Adamlar bir ölçüt koymuşlar 4 tane. Nedir? Yayınlanan araştırma makalesi sayısı, temel bilimlerdeki gelişmeye işaret ediyor. Tescil edilen patent sayısı, buluş yapma yeteneğini gösteriyor. Ar-Ge'ye yapılan yatırım, gayri safi milli hasıla içinde, %2,5'tan büyükse değerlendirmeye alınıyor, küçükse alınmıyor. Bilim ve teknolojiye yönelik kaç öğrenciye destek verdiği, yüksek lisans ve doktora yaptırdığı öğrenci sayısı. Bunları topluyor, çarpıyor, bölüyor, bir rakam ortaya çıkıyor. Dünyayı işte yöneten, bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştüren, bilimsel gücü olan ülkeler bunlar. 1 numara Amerika Birleşik Devletleri 100 puan. 2 numarada Almanya geliyor 20.4 puan. Almanlar mazeretimiz var. Biz diyorlar 2. Dünya Harbi'nde sağ taraftan sağ kroşeyi, Ruslardan sol kroşeyi Amerikalılardan yedik. Dümdüz edildik. Bir de Doğu Almanya bizim içimizden gitti. Bir parçamız Rusya'ya katıldı. Biz bunun üzerine bir şeyler yaptık ve bugün buradayız diyorlar. Ve ünlü bir söz var. Kimin söylediğini unuttum şimdi aklıma gelmiyor ama bu söz çok önemli bir söz. Yerle bir olmuş Amerika. Hitler yenilmiş. Tabii Hitler yenilince Almanya yenilmiş oluyor. Sizin Hitler'i savunuyor ya da savunmuyor olmanız hiç önemli değil o sırada. Dışarıdan bakıldığında hepiniz işte pis Almanlarsınız falan gibi bir yaklaşım var. Diyorlar ki altüst oldunuz, bir üniversite profesörüne diyorlar. Altüst oldunuz, perişan oldunuz, ne yapacaksınız bundan sonra? Yani Doğu Almanya'da ayrıldı, işte siz bir yerlere ilhak edin, bir şeyler yapın. Yok yok diyor, biz toparlanırız. Neyinize güveniyorsunuz? Bizim üniversitelerimiz var diyor. Bu bizim üniversitelerimiz var lafı çok önemlidir. Üniversiteler çok önemlidir. Gerçekten de Prusya ekolü vardır. Alman Prusya ekolü. O Prusya ekolü
Aspirini icat etmiştir. Penisilinleri icat etmiştir benim alanımda. Diyor ki bugün Almanlar, Amerikalılar neyi buldu Allah'ını seversen ya diyorlar. Biz birçok önemli buluş hep Almanya'dan çıkmıştır diyorlar ve doğru söylüyorlar aslında. Ve Almanlar bakın geliyor. Çin 3. sırada, Japonya, İngiltere. Güney Kore'ye temas etmeden geçemeyeceğim. 1980 yılı Güney Kore ile aynı durumdayız. Gayri safi milli hasıla bakımından. Ve o gün yazılan bazı şeyler şunlar. Güney Kore dağlık bir alan, yeraltı kaynakları yok, kuzeyiyle bölünmüş, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında problem var. Biz nasıl, 35 milyon Türkiye'nin nüfusu o zaman, 35-40 milyon arası, biz nasıl 35 milyonluk bu kadar büyük bir ülke olarak Kore ile aynı şeye nasıl konuruz? Bunda bir yanlışlık var deyip o zamanın hükümet yetkilileri hatta hayır canım yanlış, biz daha ilerideyiz diyenler de vardı. Ama bugün Güney Kore'nin bulunduğu yer 8. sıraya kendini yerleştirmiş, yenilikçi üniversiteleri var. Biz hala, yani bu bir puanla Finlandiya 25. 0.99'un bir hükmü yok burada. Öyle bir inceleme ki bu, bir puanı almak zorundasın. Ya Finlandiya'yı geçeceğim, 1.1 yapacaksın ki Brezilya'nın altında hemen yerini al. İşte bu ülkeler aynı zamanda rüzgarda savrulmayan güçlü ülkeler. Bu 2012 yılındaydı, bu dergi 2012'ydi. Aynı dergi Scientific American yeni bir durum saptaması yaptı. Dünya liderleri diye değişen bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri geniş çaplı oradaki ülkeler ve içinde bu sefer şeyleri koymuş. Üniversiteleri koymuş, dünya bilimine katkı sağlayan üniversiteleri. İşte MIT'ler var burada, University of San Diego, University of California San Diego var burada. Burada Stanford var, burada Harvard var, burada Almanların ünlü bazı üniversiteleri var. Hala durum aynı, devam ediyor. Bir ara verecek miyiz hocam bir kere daha? Verelim mi, biraz daha ilerleyip mi verelim? Şu anda saat 12.10 var. Ne kadar zaman daha devam eder? Hocam bir 40 dakikalık daha son sunumum olacak. O zaman ara vermeyelim. Devam edip bitirelim mi? O zaman sorunu sor. Evet. Ben şey soracaktım. Bu Güney Kore hususunda yatırım önemli mi? Çünkü Amerika'nın belli bir yatırım yaptığını biliyoruz. Çok, ve çok Türkiye'ye neden yatırım konusunda bu anlamda geri planda kalıyor? Acaba kendisi mi doğru bir iletişime geçemiyor dünya ülkeleriyle? Yoksa kendi içinde ket vurduğundan dolayı mi? Sorunun cevapları peş peşe gelecek. Bakın başlık şu, Türkiye dünya biliminin neresinde? Sen de bana şunu sordun, neden Türkiye bu 25'in içinde değil? Tespitimizi yapıp devam edelim. Birincisi, 2011'e kadar var ama durum fazla değişmedi. Gayri safi milli hasıladan araştırma geliştirme projelerine aktarılan rakam, Türkiye'de daha 2011 yılında %1'e çıktı. Ondan önce binde 0.6-0.5 gibi bir rakamdı. %0.5-0.6 gibi pardon bir rakamdı. %1'e yeni çıktık. Evet artıyor şeyimiz. Şurada görüyorsunuz. Giderek artırıyoruz. Artık %1'e ulaşmışız ama yukarıya bakın. Şurası Japonya. Şurası Almanya. Şurası Amerika Birleşik Devletleri. Bu makası nasıl kapatacağız? Yani nelerden vazgeçeceğiz de biz daha çok para yatıracağız alana. O zaman sana Amerika'nın bana şöyle bir soru sormanı bekliyorum. Bak soru şöyle olmalı. İyi de hocam, 1929 yılında Amerika çok müthiş bir ekonomik kriz yaşadı. Bu ekonomik kriz rezalet bir ekonomik krizdi. Kuzey-Güney savaşlarını yaptı. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadı. Ardından nasıl oldu da gelişti? Amerika'da da şu oluyor. Şimdi Almanların üniversiteleri var, ekolleri var. Eskiden beri getirdikleri ama Amerika toplama bir devlet, yeni oluyor. Daha Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi 300 yıla yakın galiba, değil mi hocam? Yanılmıyorsam. Öyle binlerce yıllık bir tarihi yok Birleşik Devletleri. Ama onlar başka bir şey yapıyorlar, onların formülü başka. İş adamları bir araya geliyorlar, Amerikan iş adamları. Araştırmacı üniversite kavramını geliştiriyorlar ve araştırmacı üniversiteler kuruyorlar. Yani
diyorlar ki sermayeye biz de katılacağız, risk yatırımı yapacağız. O Rockefeller'lar falan ciddi risk yatırımları yapıyorlar üniversitelerde. Ama o üniversitelerden teknoloji olarak geri dönen şeylerden de paylarını alarak bir taraftan da büyüyorlar. Türkiye'de bana bir tane risk yatırımcısı gösterin veya üniversiteye yatırım şöyle anlaşılıyor. İsmine ait bir üniversite kurarsın. İsimleri anmak istemiyorum. Kurarsın, öğrenciler gelir, orada yetişirler. Bu mudur sadece? Hayır, tamam, hocalar da gelsin de yapsın artık. Ben bu kadarını kurdum. Benim söylemek istediğim başka bir şey. Para kazananlar bir kısım paralarını risk yatırımı olarak Ar-Ge alanlarına yönlendirmeleri lazım. Bağış yapılıyor mu? Laboratuvara bağış yapıldığını hiç duymadım. Ben bir ara kurban derilerinizi laboratuvara bağışlayın gibi bir şeyim de vardı, düşüncem de vardı. Çünkü bilimsel araştırma için de paraya ihtiyaç var. Bir kere burada bir sıkıntımız var. Devam edelim. Araştırmacı, bilim insanı sayısı Amerika'da 1,5 milyon, Türkiye'de sadece 90 bin. Japonya'da 600 bin, Almanya'da 500 bin. Almanya ile nüfusumuz yakın birbirine, doğru mu? Orada 500 bin araştırmacı bilim insanı var, Türkiye'de 90 bin araştırmacı bilim insanı var. Şimdi 90 binin kalitesine de ayrıca değinmek gerekecek, kağıt üzerinde olması ötesine. Hocam, bu noktada hani beyin göç denen de bir olay var. Geliyor. Bin kişi başına düşen araştırmacı bilim insanı sayısı. Güney Kore'de adam başı 5.4 düşüyor. Amerika'da 5, Almanya'da 4 düşüyor. Türkiye'de kişi başına bir tane adam düşmüyor. Yani bin kişi başına bir tane bilim insanı düşmüyor. Buyurun. Hocam, şimdi konumuz bilim ve etik olduğu için soruyorum. Merak ediyorum yani. Acaba bunların bütün sebebi hani Türkiye'nin hep altlarda olmasının ve Amerika'nın hani grafiklerde hep çok üstlerde olmasının sebebi etik mi? Bir etik tarafı, kurallara uyma mı? Evet, bir tarafı etik. Gelecek, sorunun cevabı gene gelecek. Hocam, etikle ilgili benim de bir sorum var. Efendim? Etikle ilgili bir sorum olacak. Buyurun. Yani birkaç slide geri dönersek hocam, yani bilgiyi bulduğumuz... Yok, siz geri dönerseniz hocam, bayağı bir geride. Hocam, bilgiyi bulduğumuz zaman insanlık için paylaşmak zorunda olduğumuzu söylemiştiniz. Yani bunu da en iyi yöntem söz uçar yazı kalır dergilerle. Bu bir şey işte, bir prestijli dergide yayınlanırsa, yani hakemli dergilerde. Bildiğimiz kadarıyla hakemli dergilerin %90'ı ücretli. Yani bunların, yani yüzü... Yani çoğu hakem dergilerin çoğunluğu veya internette bizim makale araştırma ücretli zaman... dergiler var, ücretsiz dergiler var. Yani mesela kendi alanımdan neuropsikofarmakolojide yayın yapıyorsam, Neuroscience Biobehavioral Review'da yayın yapıyorsam üste para ödemiyorum ben. Ama hakem heyetinin, sert hakem heyetini geçmek zorundayım. Paralı open access yayın yapan birçok yer var. Bastır parayı, yap yayını. Bu %90'ı öyle değil. Böyle bir endüstri gelişti. Ayrı bir endüstri. Evet. Bu neden gelişti? Çünkü Türkiye'de şöyle bir şeye girildi. Akademik titir alınabilmesi için, doçent olunabilmesi için, profesör olunabilmesi için belli aşamalarda birinci isim şu kadar yayınınız olması gerekir dendi. İnsanlar da bunu sağlamak için böyle yollara gidiyorlar. Çünkü niteliğine kimse bakmıyor ki. Senin ne yaptığına kimse bakmıyor Türkiye'de. Sorunun cevabı daha iyi aydınlanacak ilerlersek. Başka var mı? Yani öğrenci olarak mesela makale araştırmaları yaptığımız zaman çoğunlukla sadece abstrak olarak görünüyor. Mesela ücretli dergilerde yani satın almak gerekiyor. Yani okulun evet, oraya kaydolup evet, onu full paper olarak sana evet, indirebilecek imkanı sunması evet, lazım. Okul, Amerika'daki adamın öyle bir derdi yok. Öğrenci şakır şakır indirip koyuyor. Okul sağlıyor. Yani etiğe kapitalizmin, yani mesela siz ilaç firmalarından örnek vererek gösterdiniz. Yani ilaç firmaları böyle bir ticari şeylerini düşünerek, ticari kazançlarını düşünerek etiğe yön veriyor. Yani kapitalizmin dünyada etiğe yön verdiği bir şekilde bizim etiği takip etmemiz. Mesela başta da etik evrenseldir, ahlak kültüre yakındır mesela. Yani eğer kapitalizm etiğe yön veriyorsa biz ahlaki değerlerimize daha... Kapitalizm, bakın kapitalizm etiğe falan yön vermiyor. Hocam, sınırlarını çiziyor sonuçta. Yani etikte konuşurken kapitalizmin büyük başlık altında inceliyor. İyi de o sınırlar senin şu adamın dediği lafta gizli aslında. Sen özgür iradenle doğru bir yerde durabilirsin bilim insanı olarak, ama bazıları da parayı tercih edebilir burada.
Ay, bakın ben hiçbir zaman etik sınırları etiğin sınırlarını kapitalizm çiziyor. Kapitalizmin çizdiği bir etik sınırlardan bahsetmiyorum. Tam tersine kapitalizmin etik çerçevesinde kendine çeki düzen vermesi gerektiğini ben burada söylüyorum. Mesela bir ilacın buraya giremeyeceğini söylüyorum. Yani kapitalist sistem içerisinde şey yapılan, ne derler adına, pazarlaması yapılan bir ürün olmayacağını, insan hakları evrensel beyannamesine göre bütün insanların bulunan bir buluştan, bulunan bir tedaviden eşit yararlanım hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve yararlandırılıyor da insanlar ama arada bir takım aksaklıklar tabii ki oluyor. Yani şöyle bir düşünce mi geliştirmiş oldun eğer yanlış anlamadıysam? Yani etik diye bir olay var. En fazla yayın kapitalist ülkelerde yapılıyor, başta Amerika'da olmak üzere. Dolayısıyla etiği de Amerika araştırmayı en fazla o yaptığına göre o yönlendiriyor gibi bir düşünce mi var? Tamam. Ya öyle bir düşünce var söylediğim gibi. Yani Tayfun Hoca belki buradan hareket eder. Yani illaki Amerika veya Batı ülkeleri daha fazla yayın yaptığı için onlar etiği kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiriyor gibi bir şey yok. Yani onlar bu etik çerçevede bu araştırmalarını yapıyorlar. Aynen zaten öyle. Ve yasalara da uymak zorundalar. Tam tersine bizim gibi ülkeler, mesela bir Lancet vakası var Türkiye'de. Evet. Yaptılar yayını, ondan sonra birisi isim yerini beğenmedi, ihbar etti. Aslında dedi burada 2000 değil 200 vaka vardır dedi. Lancet ne dedi? 2000 vakanın tek tek dosyasını istiyorum. Sunamadılar. Sunamayınca Lancet ilk sayfasından yazdı. Bundan sonra Türkiye'den gelen makaleleri 4 hakeme göndereceğim ve çok dikkatli bakacağım dedi. Siz böyle ölümcül bir hata yaparsanız, peki sonrasında ne oldu? Bunu yapan öğretim üyeleri ne yaptılar biliyor musunuz? Etik konusunda konferanslar verdiler, gittiler üniversitelerde. Bizim düzeltmek zorunda olduğumuz şeyler var. Boş versen Amerika'yı. Biz kendimizi bir düzeltelim. Ondan sonra Amerika'yı falan gene eleştiririz. Buyurun. Hocam sunumunuzda dediniz ki bilme ayrılan pay Almanya'da, Japonya'da, Amerika'da böyle 2,5-3'lerde. Türkiye'de ise 1'e yakın. 1.1-1.2 gibi. Aslında bu fark çok da böyle oransal baktığımızda mevcut sermayenin aktarıldığı ciddi bir fark değil. Hani böyle regülasyonlar yapılamaz. Konunun keyifli olduğunu ve hepinizin çok dolu olduğunun farkındayım. Yani bu ayrıca bana da çok, benim de çok hoşuma gidiyor ama biraz da ilerleyelim. Bakın patentte de işte dünyanın en önemli 5 ülkesi bunlar. En çok patent tescil ettiren, dikkat edin patent başvurusu değil, tescil edilmesi çok önemli. Ve bilimsel bilgiye dönüşmesi çok önemli. Bakın dünyanın en iyi üniversiteleri aslında neye göre belirleniyor biliyor musunuz? Eğitimin niteliği, mezunları arasında önemli bilimsel madalya ve ödül alanların varlığı. Mesela İstanbul Üniversitesi bizim şu anda iyi bu bakımdan bakarsanız. Bu bir ölçü tamam. Orhan Pamuk ve Aziz Sancar, iki tane Nobel ödüllü bilim insanı. İkisi de İstanbul Üniversitesi mezunu. Diyebilir ki İstanbul Üniversitesi, benim iki tane Nobel ödüllü mezunum var. Bakın çalışanım bir mezunum var. Bu bir skordur, oraya yazılır. Öğretim kadrolarının niteliği, çalışmaları arasında önemli bilimsel ödül ve madalya alan. Yani Nobel ödüllü birini burada İstanbul Üniversitesi gösteremez. Aziz Hoca'nın orada çalışıyor olması lazım. Tanımlanmış 21 araştırma kategorisinde yüksek atıf alan araştırmacı sayısı. Öyle her alanda değil. 21 kategori var. Ve bu 21 kategoriye bir şey katmış olmanız gerekiyor. Ve öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı. A üniversitesinde B hocasının 5000 atıfı var, geri kalanlarının 3-5 atıfı var. Bütün hepsini böldüğünüz zaman karşınıza çok kötü bir tablo çıkması mümkün. Etki faktörü değeri, yani o üniversitenin yaptığı tüm yayınlara, atıfların aldığı atıfların yaptığı yayınlara bölünmesiyle elde edilen bir rakam var. O üniversitenin impact faktörünü belirliyor. Ve nitelikli dergilerde ilk yüzde birlik dilim, 3000, 4000, 5000 dergi var. Bunun ilk yüzde birlik diliminde Nature'da, Science'da, işte onun altında gelen önemli Lancet'te,
New England Journal of Medicine'da böyle yerlerde yapılan yayınların sayısı. Yeni bir teori sundunuz mu? Buradan da puan alıyorsunuz. Yeni bir şey sunmanız lazım. Tamam, bunları yapmayabilirsiniz. Bazıları olup bazıları olmayabilir ama yeni sunulmuş teoriniz, yapılan buluşunuz ve aldığınız patent sayısı. Tek başına yayın sayısı, H faktörü gibi kavramlar ölçüt değil. Bütün bunların üzerinden bir sıralama yapıldığında aslında birçok bizim hiçbir üniversitemiz böyle bir sıralamanın içerisinde maalesef yer alamıyor. Peki sorun ne? Neden böyle? Temel sorunlar burada. Araştırma öncelikleri ve üniversitelerin görev tanımları yok. Görev tanımı var Amerika'da. Birçok üniversite belli konuları araştırıyor. Ve araştırdıkları konular bölgenin sorunlarıyla da ilgili olabiliyor. Siyaset bilimleri kürsüsü, ırkçılık varsa bir eyalette ırkçılık üzerine tezler üretiyor mesela. Çalışmalar daha çok akademik aşamalara yönelik. Biz akademik aşama için çalışma yapıyoruz. Yani PhD olmak için, sonra doçent olmak için, profesör olmak için. Bilimsel bilgi üretiminin ve performans değerlendirmesini sadece yayın sayısı, H ve total atıf gibi değerlere göre subjektif yaklaşımlarla bir tarafından bakıyoruz. Belli konular üzerinde spesifik ve sürekli çalışan bilim insanlarımız yok. Yani A konusu şu hocadır. Amerika'da 10 tane, Avustralya'da 5 tane buluyorsunuz. Türkiye'de bazen hiç bulamıyorsunuz. Bunun yurt dışında vardır deniliyor. Yönetici kesimde yumuşak evet yaklaşımı. Yani rektörler, dekanlar veya sorumlu noktadaki kişiler gittiğiniz zaman bir projeyle, bir şeyle aman ne güzel falan diyorlar. Ama iş eli taşın altına sokmaya geldiğinde biraz kıyı kıyı olaydan uzaklaşmaya başlıyorlar. Temel problemimiz şu, biz insana yatırım yapmıyoruz. Binaya ve alete daha çok yatırım yapıyoruz. Benim laboratuvarıma Almanlar geldi. Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Sempozyumu yaptık Üsküdar'da. Büyülendi adamlar. Charité Üniversitesi'nden geldiler. Bura ne kadar güzel bir mekan. Bina da çok güzel. Çünkü adam şato gibi bir binanın içinde bir şeyde çalışıyor. Bir tane alet var. Randevu usulü herkes gelip sırayla o alette çalışıyor. Bizde bolluğu var. Ama insana yatırım yok. Yani alet ve binayı alıyoruz, içine insan koyuyoruz. Koyduğumuz insanı da, ya akademisyenleri de aynı zamanda değersizleştiriyoruz. Şu anda Türkiye'de kimse şey yapmasın, hiç konuşmasın, fikrimi söylüyorum. Taşeron hocalık sistemi kuruldu. Ve üniversitelerin çoğu dershane çizgisini bir tık yukarı gitmesi gerekiyor artık. Bunu aşması gerekiyor ama biz hala lecture seviyesindeyiz. Daha Ar-Ge'ye gelemedik. Lecture'ı nasıl yapacağımızı tartışıyoruz. Ve bilimsel bilgiyi teknolojiye dönüştürecek nitelikte altyapı, kurumsallaşma burada önemli. Bakın, yeniliğe, inovasyona dayalı Ar-Ge yerine endüstriye dayalı Ar-Ge ön planda Türkiye'de, o önceleniyor. Farmakolojiden örnek vereyim. Türkiye'nin yeni bir ilaç geliştirme, Küba gibi, Tayvan gibi yeni bir ilaç geliştirme hedefi yok. Ama biyo benzer hedefi var. Biyo eş değer ilaç hedefi var. Şimdi biyo benzerini yapalım. İnsülinin biyo benzerini Türkiye'de üretelim. Kanser ilaçlarının biyo benzerlerini Türkiye'de üretelim. Ve bunlara çok fazla para vermeyerek cari açığı kapatalım kaygısı var. Evet, bu da bir yol ama bu bir vizyon olamaz. Yani büyük ülke olmanın vizyonu olamaz. Büyük ülke olmak istiyorsanız bu alanda bir ilaç molekülü bulup geliştirmeniz, yeni teoriler ortaya koymanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Buraya bir iş adamı gelip yatırım yapacak. Yurt dışından know-how buraya gelecek. Bu işi bilen adamlara 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar maaşlarla sistemin içine katılacak. Türkiye'de üretilecek. Evet, bilimsel iklim. Bilimsel iklim ciddi bir şey. Yani burada nefes almak veya bir şeyler üretmek çok zor. Eğitim sistemi ilkokuldan üniversiteye kadar analitik düşünceye dayanan, sorgulayıcı, bilime saygı gösteren çizgiden uzak olduğunu ben düşünüyorum. Ezberci bir eğitim yaklaşımımız var. Siz burayı kazanıncaya kadar bir saat içinde 80'de 60 net çıkarmanın yollarını öğrendiniz. Hintler öğretildi size. Buradaki nasıl yakalayacaksınız? Soru kökleri ne olacak? Benzer sorular nereden gelebilir? Öğrenci buna kafayı yoruyor. Yeni bir şey düşünmüyor. Aykırı bir şey düşünmüyor. Ve nitelik.
bilimsel unvanların alınmasında nitelik kesinlikle göz ardı ediliyor. Belli bir yayın sayısına ulaştıysanız, belli bir süreyi, kilometreyi de doldurduysanız herkes profesör. Türkiye'de doğrudur. Kişi başına düşen veya bin kişi başına düşen araştırmacı sayısı az olabilir ama belli bir popülasyonda kişi başına düşen profesör sayısı bakımından bence Avrupa'nın birçok üniversitesine göre çok çok öndeyiz diye düşünüyorum. Ve bir problem daha var. Bilim insanlığı başka bir şey, idari görev başka bir şey. Bazı bilim insanları idari görev alıp üniversiteyi idare edebilirler. Harvard'a dekan olmak, rektör olmak noktasında gerçek bilimciler yanına bile uğramazlar. Ulaşmazlar. Onlar laboratuvarda kalmak isterler. O işleri daha çok bilimsel iddiası olmayanlar onore olmak için hani Harvard'ın da dekanlığını yapmış olayım diye oraya aday olur. Nobel ödüllü birisi bilmiyorum ben. Pek aday olmuyor. San Diego'da da öyleydi. 8 Nobel ödüllü hocaları vardı. Ne rektörler ne dekanlar hiçbir şeye bulaşmıyorlar. Oturup çalışıyorlar. Ama bizde idari görev ve bilimsel görev birlikte yürütülmeye çalışılıyor. Valla bizdeki hoca tipi biraz böyle, asistan tipi de biraz böyle, böyle istiyoruz gibi. Hani bir taraftan da bir şeyler söyle, üret vesaire falan da öğrenci bir yere kadar, bir yerden sonra çizgi aşılabiliyor ve öğrenci çok da özgür bırakılmayabiliyor. Hipotezi oluştururken daha önce sınanmış sonuçları üzerinde fikir birliğine varılmış konularda hipotez kurulmaması gerekiyor. Yani Amerika'yı 501. kere keşfetmememiz gerekiyor. Daha önce sınanmamış ancak elde edilecek sonucun bilimsel anlamda önemli bir gelişme sağlamayacağı açık hipotezler de kurmamak gerekiyor. Klinikte kanıtlanmış konuları deney hayvanlarında yapmak istiyorlar. Şimdi bizim deney hayvanları etik komitesine başvuruyor. Farede hiç gösterilmemiş. Farede gösterilmesine gerek var mı? Yani fare popülasyonunun refahı için mi bir ilaç geliştiriyoruz? Hayır. Biz insanlar için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve hipotezlerin yetkin kişi tarafından oluşturulması gerekiyor. Yani bir alanın yetkin kişisi. Şimdi ben farmakoloji alanındayım. Bir hipotez kuruyorum. Tamamen psikoloji alanında bir şeye itiraz ediyorum ve oraya bir hipotez kuruyorum. Kurabilirim belki Sirel Hoca'yla beraber. Ama bu hipotezi asıl kurması gereken kişi o. Ve yetkin olmayan kişilerin birçok başka şey söylediklerini de görüyoruz. Hipotezi sınamamadan neler etik değil? Etik kurul onayı almadan çalışmaya başlıyorlar ve sonra etik kurula başvuruyorlar çalışma bitmesine yakın. Koşulları uygun olmayan laboratuvarlar koşulları uygunmuş gibi gösterilebiliyor. Bakın Türkiye'de neler olduğunu anlatıyorum şimdi. Neyiz biz? Bir öz eleştiri yapıyoruz. Asgari sayıda denekle çalışma yürütülmeyebiliyor. Resmi laboratuvar defteri ve kayıtlar bulunamıyor. Batı'da her şey kayıt altında çalışan laboratuvarda. Bizde geliyor birisi bir şey sorduğunda şak çıkarıp gösterebileceğimiz kayıtlar yok. Aynen Lancet örneğinde olduğu gibi 200'ü 2000 yapıp gönderebiliyoruz sonra. İstatistiği kullanma. Yani uygun istatistiği yapmayıp uygun olmayan istatistik üzerinden olumlu sonuç bulup kendimizi kandırma. Çalışma için gerekli disiplinlerle multidisipliner doğru bir işbirliğine gitmeme, çalışmalarda web planı olmaması, pahalı yöntem ve donanım tercih etmeme. Yayına karar verirken de yayın olsun, torba da olsun mantığı mesele. Yani bakıyorsunuz çok yayınlı, çok parlak arkadaşlar çıkıyor gençlerin arasında. 45 tane yayınım var Science Citation Index'te diyor. 45 yayını karşıma koyuyorum, ne yapmış anlamıyorum. Biyokimya laboratuvarıyla bir şey yapmış, histolojiyle başka bir şey yapmış, öbürüyle kanser çalışmış, belkiyle diyabet çalışmış. Onları bir araya getirmiş, 45 tane yayın var mı? Var. Bu mudur? Bu değildir tabii ki. 10 yayın yap ama bir problem üzerine kafa yorarak git ve alana bir şey sök sonuç itibariyle. Multidisipliner çalışmalarda bakıyorsunuz, mesela birisi böyle bir yayın yaptı. İlahiyat alanına histolojiden yayın gelebiliyor veya histoloji alanına ilahiyattan bir yaklaşım gelebiliyor. İşte bunlar sıkıntı. Toplum sağlığı açısından önemli bir verinin geciktirilmesi. Yani veri iyi, toplum sağlığı açısından önemli ama veriyi geciktiriyorsunuz. Yeni bir ilaç buldunuz, hastalığı tedavi edecek ama marketing kaygılarla, işte kapitalist kaygılarla bu biraz geride kalabiliyor. Peki ne oluyor? Yani Türkiye'de ne sebep oluyor bu etik konuyu bizim Batı dünyası kadar içselleştiremememizin
temel nedeni ne? Ben şöyle diyorum, bakın üç ayaklı bir şey bu. Bir şey olmaz abi, idare et abi. Bak bu seferlik idare ediyorum, bir daha olmasın. Bu bizim bütün alanlarımıza sirayet etmiş bir durum. Yani bir kişi etik idare yaparken bir şey olmaz diyebiliyor. Ne olacak? Yani bir kere yapayım, bakayım belki yakalanmazsam yer geçer gider. Yakalanırsa, ya yaptık işte, idare et. Yani ne olacak, ben çok pişman oldum, beni çok da böyle eleştirme. Öbürü de der ki, bak bu sefer idare ediyorum, bir daha olmasın. Bakın geleneksel özelliğimiz, analitik düşünceyi sevmiyoruz ve duygusalız. Bunun aksini iddia eden var mı içinizde? Yani ülkede genel olarak yaşıyoruz. İşte, trafikte geldi, trafik polisi çöktü tepene. Kırmızı da geçtim. Yok ben sarı kırmızıydı, sarıyla kırmızı arasında geçtim. Yok öbürüne ceza yazdım da bana ya. Ben şimdi sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hakikaten de ben biriysem o polis memurunu da sürdürebiliyor muyum? Trafikten örnek verdim sadece. Çifte standart olmaz. Çifte standartlı gitmeyeceksiniz. Şeffaf gideceksiniz. Hukukunuz, etiğiniz hepsi şeffaf olacak. Etik ihlali yapan veya bildiren kişinin ilişkileri, konumu önemli. Suçlanan kişiyle çıkar ilişkisi durumları önemli. Etik kurullarda kendisi etik ihlallerde bulunan kişiler üye olmaması gerekirken etik ihlali olmuş kişilerin etik kurullarda yer aldığı da görülmüştür Türkiye'de. Etik ihlal biçimleri bunlar. Biri intihar, bildiğiniz çalma, aşırma, birinin çalışmasını alıp yazıp bu benimdir diye yazıyorsunuz. Ama Türkiye'de şöyle bir alışkanlık var. Herkes bir tek intihali biliyor. Her şeye intihal diyorlar. Dilimleme de intihal, haksız yazarlık da intihal. İntihal Türkiye'de etik ihlalin tek karşılığı. Halbuki sadece hırsızlığı, yani başkasının çalışmasını çalmayı bu anlatıyor. Plajyarizm var. Bu aşırma. Aşırma başka bir şey. Çalışmanın tümünü almıyorsunuz. Onun içinden bir kısmını çekip alıp ama ona atıfta da bulunmuyorsunuz. Atıfta bulunsanız dahi satır satır virgülüne kadar hiçbir yorum katmadan aynısını yazıyorsunuz. Uydurma, uydurabiliyorsunuz. Laboratuvarda Güney Koreli doktorun uydurduğu anlaşıldı biliyorsunuz kök hücre konusunda. Peki Güney Kore ne yaptı? Adam dünyaya geldiğine pişman oldu. Ne öğretim üyeliği kaldı, ne şey, hiçbir şey yapamadı. Attılar Armut'ta üniversiteden. Çarpıtma, sonucunuz şu ama biraz hep şey yapıyorsunuz. Yani hafif bir tadilat yapıyorsunuz şeyin üzerinde. P0.0 bilmem kaç. Hadi şuradan şunu da görmeyeyim de 0.0 bilmem kaç çıksın deyip anlamsız sonuç anlamlıya dönüşebiliyor bir anda. Çoklu kullanma. Bir makaleyi bir yerde yayınlıyorsunuz, sonra başka bir yerde, başka bir yerde, başka bir yerde yayınlayabiliyorsunuz. Bu open access dergiler buna çok daha şey veriyor. Çünkü belli bir indeks içinde olmadığı için bu oralarda çok yapılıyor. Dilimliyorsunuz. Dilim dilim ayrı ayrı yayınlıyorsunuz ama bu çok tartışmalı bir konu. Nerede dilim, nerede zorunluluk o ayrı. Haksız yazarlık çok çok karşımıza çıkan bir durum. Hiçbir konu, hiçbir şeyin yok. Bölüm başkanısın sadece ismin konuluyor. Dekansın ismin konuluyor. Veya filanca arkadaşın da yayın sayısı az. Hadi bir dayanışma içinde biz onu da koyalım, onu da bir yere çıkartalım. Sonra da o bize bir şey yapsın. Yaklaşımları var. Ve beyin göçü önemli bir problem. Ve bir kişiyi biz yurt dışına yolladığımızda 1,5 milyar dolar bir maliyetle karşılaşıyoruz. Bu yıllık hani ona ödediğimiz para değil. Sonra geri alamıyoruz ya. Beyin göçüyle orada kalıyor. Bize gelseydi ama başka bir yerde kullanacaktık. Bunun maliyet hesabını yapmışlar. Çünkü Türkiye'den eğitim için gönderdiklerimizin %60'ı yurt dışında kalmış. Geriye dönmemiş. Halbuki parasını biz ödemişiz. Ne kadar güzel değil mi? Amerika'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsviçre'ye her yere bilimci yollamışız. Paralarını biz ödemişiz. Her türlü imkanı sağlamışız. Onlar dönecek de burada bir şey kuracak diye beklerken onlar orada çok mutlu etmişler gittikleri yeri. Adam bakmış evet bunda iş var deyip bir iş teklif etmiş. Ben dönmüyorum demiş. Tazminatını da öderim sonra demiş filan. Böyle durumlar. Evet, TÜBİTAK bilim ödülü veriyor. Benim anlamadığım TÜBİTAK niye yurt dışında yabancılarla yapılan çalışması daha çok olanlara böyle bir ödül veriyor?
Hatta açıklama yaptı TÜBİTAK. Dedi ki bundan sonra ayrı bir kategori yapacağım oraya ama dayanamadı. Yani bir iki bunu yaptı sonra gene oraya geri döndü. Yabancı bilimcilerle birlikte yayın yaptığınız zaman ciddi atıf alıyorsunuz. Bu durumda şöyle bir mesaj var. Bilim ancak gelişmiş ülkelerde yapılır, Türkiye'de hiçbir şey yapılamaz düşüncesi çıkıyor. Ve üç tane adam görüyorsunuz şimdi burada. Biri Onur Güntürk. Hocam da iyi bilir, gayet iyi bir psikologtur. Güvercinlerle yaptığı deneyler var. Çok önemli katkılar sağlamıştır bilim dünyasına. Almanya Ruhr Üniversitesi Psikobiyoloji Bölümünde halen. Gökhan Otamışlıgil'i de tanır hocam. Hacettepe'dendir, Hacettepe mezunu. Harvard'da Metabolik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı'dır şu sırada. Sağda da Aziz Sancar var, North Carolina. Ve 2015 Nobel Ödülü var tabii onun yanında. Üç tane önemli bilim adamı. Ülkemizdeki bilimsel iklimde ne yapabilirlerdi sorusunu önce sormamız gerekiyor. Geriye neden dönmüyorlar sorusunu sormamız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Dönse ne yapar sorusunu da sormamız gerekiyor. Bu üç sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Senin sabırsızlandığını biliyorum ama şurayı bitirmeme izin ver. Şu çok önemli. Aziz Sancar Hoca. Aziz Sancar Hoca bir mesaj verdi. Nobel ödülünü aldıktan sonra birçok mesaj verdi. Biz Orhan Pamuk'u ne kadar böyle dışladıysak, beğenmediysek Aziz Sancar'ı o kadar bağrımıza bastık. Yani çünkü çıktı ben Türk'üm dedi önce. Ben işte çok zor, sıkıntılı şekilde Güneydoğu'dan çıktım. 7-8 çocuklu, bilmiyorum kaç çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Zor koşullarda okudum ama Cumhuriyet bana çok güzel bir ilkokul eğitimi verdi. Ortaokul eğitimi, lise eğitimi verdi. İstanbul Üniversitesi'nde o kadar iyi yetiştim ki buradaki Nobel ödülünü oradaki bilgilerime borçluyum dedi. Buraya kadar bir sorun yok gibi gözüküyor değil mi? Ve bir şey daha söyledi. Dedi ki, ama o mu dedi demedi mi bilmiyorum. Çünkü Twitter mesajıydı bu. Birileri Aziz Sancar adına tweet atmış da olabilir. Emin değilim. Ama öyle bir şey dediyse de bir cevap olsun diye söylüyorum. Dedi ki yarın öbür gün en büyük idealim, en büyük hedefim yarın öbür gün bir öğrencine bakıp ya bir Türk de Nobel ödülü alabiliyormuş deyip benim izimden yürümesi. Temel hedefim bu. Eğer bunu Aziz Hoca dediyse veya bunu diyen her kimse ben de ona diyorum ki aman çocuklar sizi izlemeye falan kalkmasın gene bu sistem devam eder. Türkiye hiçbir yere gidemez bu şekilde. Aziz Sancar Hoca'dan şunu beklerdim. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi bitirdim. Çok iyi bir altyapım vardı ve bu altyapım Amerika'da hiç sırıtmadı. Ve ben orada diğer Amerikalılarla veya diğer bilimcilerle iyi bir rekabete girdim ve neticesinde bu ödülü aldım. Çok mutluyum. Ama keşke Türkiye'de kalsaydım da bu ödülü Türkiye'de alsaydım. Ben niye geldim Amerika'ya biliyor musunuz? Bizim ülkede iklim yetersiz, iklim. Bizim Türkiye'de biz kaçmak zorunda kalıyoruz. Bizim gibi elemanlar şey yapmıyor. Lütfen ey Türkiye hükümeti, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti, lütfen bizleri dışarı kaçırmayın. İçeride tutmaya bakın. Bilimsel bilginin teknolojiye dönüşmesi çok önemli. Bakın bizim ülkemizden de Nobel ödüllü insanlar çıkabiliyor. Ama bunun Türkiye'de alınması çok önemli. Yani ben Aziz Hoca'nın Nobel ödülünü Anıtkabir'e getirip Atatürk'e hediye etmesi bana bir heyecan vermiyor. Sağ olsaydı Atatürk de şöyle eliyle lütfen istemez. Sen gel bak burada çalış diyebilirdi diye düşünüyorum. Buradaki konu bu. Evet, şimdi senin sorunu alabiliriz. Tamam, peki. Sadece şey söyledim ben hani. Şimdi, Aziz Sancar niye kaçtığının cevabına geliyoruz. Veya niye dışarıda alabildiğinin. Bakın, Piri Reis. Şimdi Paşabahçe mağazalarına gidin, çizdiği ilk dünya haritası gayet güzel, parça parça pazarlanıyor. Güzel bir marketing sistem de var. Çok önemlidir. Çağında böyle bir haritayı çizmiş olması. Ve Piri Reis'e kaptanı deryalık görevi verir. Adam hani bir gezeyim de şöyle kıyı kıyı bir bakayım çizdiğim şeyler hakikaten o kıyılara uyuyor mu filan diye böyle bir gemiyle sefere çıkıyor. Buraya kadar her şey güzel. Padişah desteği vermiş, emrinde adamlar var.
Ama adam Basra'da Basra valisi Kubat Paşa ile kapışıyor. Kubat Paşa bir harç mı, haraç mı bir şey istiyor ve vermiyor. Bunun üzerine İstanbul'a bir haber gidiyor. Demin diyor ki padişah aleyhine konuşmaya başladı bu. Gittikçe de azıtıyor. Buna inanılıyor ve idam ediliyor. Yani biz bu çapta önemli bir dünya haritası çizen, önemli bir coğrafya bilginini idam etmişiz. Devam edelim. Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden atlıyor, Doğancılara iniyor. Bizim Üsküdar Üniversitesi'nin yakınında bir yer, size de yakın Doğancılar. Biz bu adamı kanat takıp uçan çılgın olarak biliyoruz ama bu bir geometri bilgini ya. Bu bir matematik bilgini. Bu uçuşta ciddi matematik hesaplar var, hesaplamalar var. Ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bir bölüm var. Hani Evliya Çelebi yazmış, doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum, alıntıdır. Padişah Hazarfen'i bir kese altınla sevindirmiş. Ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp, bu Adem pek havledilecek bir Adem'dir, her ne murad ederse elinden gelir, böyle kimselerin bakası caiz değildir diyerek Cezayir'e de sürgün etmiş. Yani şeyde tutmamış ama tutulmamasının altında kıskançlık, onun yani bilimin gelişmemesi veya bunun çok da fazla onore edilmemesi zorlamaları var. Oradaki saraydaki hikayenin nasıl geçtiğini ben bilmiyorum. Çok iyi bilmiyorum. Net de konuşmak istemiyorum ama net bildiğim bir şey var. Hazarfen'in Cezayir'e sürgün gittiği, onu iyi biliyorum. İkinci net bildiğim şey de uçmayı biz akıl ettik de uçağı niye biz icat edemedik? Ben onu sorguluyorum. Onu sadece ben sorgulamıyorum. Alfred Mango da sorguluyor. Türkiye ve Türkler isimli kitabında diyor ki ilk uçma fikrini geliştirip uçmayı başaran Türkler iken uçağı niye başkaları icat etti? Ve Orville ve Wilbur Wright kardeşler 18 Ağustos 1871'de uçağı icat ederken ve ilk defa uçururken eminim bunun bütün bilgilerinden faydalanmışlardır diye düşünüyorum. Hulusi Behçet yakın tarihimizde. Hulusi Behçet adına şaşalı büyük törenler yapıyor muyuz? Ödüller veriyor muyuz? Onu anma günü tertip ediyor muyuz? Üniversitelerde Hulusi Behçet'i anlatan çeşitli seminerler ve konferanslar veriliyor mu? Pek de verilmiyor herhalde. Önemli bir kişi Behçet hastalığını bulmuş. İsmiyle bir hastalık var. Bütün dünya kabul ediyor. Ama yabancılar, Behçet dünya çapında ünlü bir bilim adamı ama Türkiye'de değil demişler. Yani kayıtlara geçmiş. Türkiye'de ötelenmiş ve ötekileştirilmiş. Ve Forbes, bilimin CEO'ları. Profesör Serdar Sarıçiftçi'den Doktor Cenk Aktaş'a kadar Forbes müthiş bir çalışma yapmış. Bütçelere bakmış. Dünyada bilime harcanan bütçelere bakmış. Bu büyük bütçelerin içinde Türklerin izini sürmüş. Kaç tane Türk var? Bunlar çıkmış ve hakikaten büyük projeli bütçeler. Korkunç, aklınızın alamayacağı büyük rakamlarda bütçeleri. Mesela bu organik güneş pilleri üzerinde çalışıyor. Cezme Akdiş, astım oluşturma mekanizması. Acayip önemli bulguları var. Amerika'da çalışıyor. Bir üçüncü Nobel ödülü gelebilir Türkiye'ye. Yeni bir Nobel ödülü, yani Türkiye'ye derken Amerika'ya tabii de. Biz burada sevinebiliriz yani. Bir Türk daha Nobel ödülü aldı diye sevinebiliriz. Önemli şeyler yapılıyor. Zakkum meselesi var. Bazılarına göre Ziya Özel bir şarlatan. Bazılarına göre önü kesilmiş, talihsiz bir adam. Ben size işin doğrusunu anlatayım. Hikayenin doğrusu şu. Burada etik ihlal var mı? Var. Etik ihlal nerede biliyor musunuz? Zakkum bitkisiyle bir ekstre oluşturuyor bu hoca. Oluşturduğu ekstreyi bir cerrah olmasına karşın kafadan onkolojik hastalara veriyor. Hekimim ben böyle bir uygulama hakkım var diyor. Etik mi değildir? Onkologla birlikte bu işi yapması gerekir. Bu işten biraz da para kazanıyor. Sonra ortaya çıkıyor bu durum. Ve ikinci dramatik perdeyi yaşıyoruz. Bizim farmakolojinin hocaları özellikle ortaya çıkıp reddediyorlar. Bu diyorlar bir sahtekar. Hatta rahmetli bir hocamız diyor ki bana iki sayfa paper göster. Yani
İki sayfa bir yayın göster bundan ilgili. Ve adam bir anda dışlanıyor. Adam dışlandığı zaman hak sahip çıkıyor filan dışarıdan. Bir çatışma, bir kavga, bir kıyamet. Bir süre bu gündemde kalıyor zakkum konusu. Bu arada bazıları, tabii bakanlık da engel koyduğu için zakkum bitkisini alıp kaynatıp içip hayatını kaybedenler de oluyor arada. Bunların da hesabını çok fazla biz görmüyoruz. Bu karışıklıkta Ziya Özel gidiyor Amerika'da iş bilen birileriyle işbirliğini yapıyor. Önce patentliyorlar bunu. Anvirzel ekstresini geliştiriyorlar. Anvirzel ekstresi faz 2'de, faz 3'e geçti galiba. Yakında piyasaya çıkacak. Türkiye kendi topraklarında yaptığı bir buluşun Amerika'dan ithal edecek daha sonra. Evet, hep bunları söyledim. Araştırma ağırlıklı üniversite kavramının gelmesi, araştırmanın teşvik edilmesinin bilimsel yaratıcılığı geliştirmesi, az gelişmiş ülkelerde bilim parasal kazanca feda edilir. Üniversitelerin birinci önceliği programlarına öğrenci çekmek. Ama ben Türkiye'de lecturer ve researcher üniversitelerim, yani ders veren, öğrenci yetiştiren, biz bunu önemsiz göremeyiz. Çok iyi teorik ve pratik bilgiyle donanmış iyi öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Ama bir lecturer aynı zamanda researcher olamaz. Bu hocaların birbirinden ayrılması gerekiyor. Laboratuvar adamlarına ihtiyacımız var. Araştırıcı kesime ihtiyacımız var sosyal bilimlerde. Ve bir hocaya 20 saat, 25 saat, 30 saat ders yükü koyup ondan sonra da peşinden hadi bir taraftan da araştırma yap demek hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz de çocuğu icat çıkarma diye yetiştiriyoruz daha kodlarına, bilinçaltına. Ama icat çıkarma lafı demek ki tarihten, tarih boyunca süzüle süzüle gelmiş ve oraya yerleşip oturmuş. Niye? İcat çıkaranın kellesi gidiyor, idam ediliyor, sürgüne uğruyor, ceza görüyor. Memleketten canını kurtarıp dışarı giden Nobel ödülü alabiliyor. O yüzden de Türkiye'de icat çıkarmayacaksın, icatı dışarıda çıkaracaksın. Eski köye yeni adet getirme, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, meyve veren ağaç taşlanır, sıra dışı düşünme, sistemi değiştiremezsin ve en nihayet salla başını, al maaşını yaklaşımı maalesef bizim üstesinden gelmemiz gereken önemli bir şey. Bakın tarih boyunca dışarıda da birçok yeniliğe, birçok yeni bilimsel bilgiye ve veriye ilk başta karşı çıkılıyor. Yani o kadar kolay değil yeni bir şeyi dünyaya kabul ettirmek. Avustralyalı bilim adamları Helicobacter pylori'yi gösterdiler. Mide ülserine bir bakteri neden oluyor dediler. Uzun yıllar hep ötelendiler ama en sonunda kanıtladılar ve bugün bu artık biliniyor ve mide ülseri insanlar mide ameliyatı olmadan gayet güzel tedavi edilebiliyor. Bir çember ayrı bir kısır döngü ama ben bir şeye işaret edeceğim. Amerika niye güçlü? Niye? Amerika Birleşik Devletleri anayasasında, bizde de var aslında, bizim anayasada da var baktığınız zaman. Bilim insanlarına karşı işlenen suçlar, hani bilim insanları hep orta çağdan beri yakılmış, makılmış böyle bir şeyler olmuş ya. Amerika aslında evet bir özgürlükler ülkesi. Şeyin içinde, yasaların içinde kalarak her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz. Amerika'da Hollywood filmleri yapılıyor. Amerikalılar kendilerini yerden yere vuran Hollywood filmleri yapmıyorlar mı? O filmler toplatılıyor mu? Filmleri çeken adamlar içeri atılıyor mu? Ama o adamlara aynı zamanda ödüller de veriliyor. Bazen çarpıcı bir takım mesajlar verenlere, değil mi? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasından bu gücünü alıyor buradaki. Bilim insanlarını koruyor. Birçok bilim insanlarına karşı işlenen suçlar Amerika'da, hele hele bir bilim insanına komplo filan böyle kumpas kumpas yapılmışsa, ülkenin geleceğine yapılmış bir darbe olarak tam olarak tarif ediliyor kanunda. Sen diyor eğer bir bilim insanını çelmeliyorsan, çalışmasına engel oluyorsan, onun kendini ifade etmesini kısıtlıyorsan, ben seni ülkenin geleceğine darbe vuran kişi olarak cezalandırırım. Bilim insanları asla engellenemezler, çalışmalarını yaparlar ama Amerika'da serbestçe kendimi ifade ediyorum, aklıma şu fikir geldi, onu da hemen yapacağım diye bir şey yok. İyi donanımlı olman, iyi ikna etmen, iyi proje yazman, kendini kabul ettirmen o sistemin içinde gerekiyor.
Tayfun Hocam, bir 5 dakikada sorulara zaman ayırıyor. Bitiriyorum hocam zaten. Hızlıca. Doğru bilim politikası şu temel öğeleri içermelidir diyoruz. Burada söyledik zaten. Tüm bunları konuşmamın içerisinde tek tek söyledim. Steve Wozniak var burada. Bu şeyi geliştiren, Apple'ı geliştiren adam şeyde Steve Jobs'la birlikte. Bakın bir şey geliştirmek istiyorsanız sizi küçük görenleri görmezden gelin. Mevcut düzene meydan okuyun diyor. Yani mevcut düzen bilinen teorilere meydan okuyun. Pazarlama yapın. İnovasyon pratik uygulamaya ihtiyacı var diyor. Yani bir yenilikçiliği söylemek yetmiyor. Onun pratikte uygulanabilir olduğunu da göstermeniz lazım. İçgüdülerinize güvenin ve kendi hikayenizi yazın diyor. Albert Einstein'ın 10 hayat prensibi var. Merakınızın peşinden gidin, azimli olun. İki atı aynı anda sürmeyin diyor. Şimdi çap eğitimi falan yapıyor millet. Yalap şalap bir onu bir bunu ikisini de almaya çalışıyorlar. Bu da sulandı Türkiye'de iyice bu çap eğitimleri falan. Hayal gücü her şeydir. Hata yapmaktan korkmayın. Anı verip ne yaşayın. Başarılı değil, değerli olmaya. Yani başarıya odaklamayın, değer yaratmaya çalışın. Değer yaratmak başka bir şey. Anlık başarıların ötesinde. Hayatın değişmesine ihtiyaç duyuyorsanız önce kendinizi değiştirin. Bilgi deneyimden gelir ve kuralları iyi öğrenin diyor. Son slaytım. University of California, San Diego, UCSD diye bilinen çok iyi, saygın bir üniversite. 8 Nobel ödüllü bilim insanı bünyesindeydi. Ben ziyaret ettiğim sırada. Kütüphanesinin girişinde şöyle, bu ünlü Gilsen Library'nin giriş kapısı. Read, write, think, dream. Önce oku, yaz, düşün ve düşle. Kafam pek almadı. Tartıştım oradakilerde. Dediler ki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın şeyidir. İlacıdır. Önce bilgi sahibi olun, sonra fikir sahibi olun. Yani önce okuyun, okuduğunuzu yazacak kadar anlayın, sonra düşünün yazdıklarınız üzerinde ve sonra düşleyin. Oradan itibaren düşlediğinizde bir şey icat edebilirsiniz. Biz de hayal ediyor ve orada kalıyor. Evet, eylem yoksa vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Demiş John Arthur Parker. Bu çok önemli. Bizim vizyon problemimiz yok. Her üniversitenin vizyonu müthiş. Hiçbir itiraz kabul etmeyecek şekilde. Vizyonlar, misyonlar havada uçuşuyor ama eylem yok. Yani eyleme de herhalde sizler geçersiniz diye düşünüyorum. Peki, anladım. Tayfun Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bu çok yönlü konuşması için. Her yönüne değindi. Sizler de çok güzel bir etkileşim kurdunuz. Son bir iki soruyu alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Soru. Ben soracağım. Sireli Hoca bahsetti hayvan laboratuvarınızdan. Hani konuşmanızda çok değinmediniz ama ben özellikle o kısmını merak ediyorum. Yani hayvanlarla ilgili etik kurallar hani nasıldı, ne durumda şu an Türkiye'de ya da dünyada genel olarak ben onun sınırlarını çok bilemiyorum. Çünkü bir şekilde biz hayvanları hani sonuçta ne şekilde kullanılıyor, neler yapılıyor vesaire. Bunun yasal altyapısı yapıldı. Bir hayvan laboratuvarı kuracağınız zaman kuruyorsunuz ama oraya hayvanları nakletmeden önce bunun tabii ölçütleri var. Kanunda yazıyor, yasalarda yazıyor. Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı bir alan bunu yürütüyor. O alanda yazışma yapıyorsunuz. Onlar gelip önce laboratuvarınızı görüyorlar ve evet uygundur, burada hayvan barındırabilirsiniz diyorlar. Hayvanlarınızı naklediyorsunuz, ruhsat alıyorsunuz. Size ruhsat veriyorlar. Hayvan üretme ve hayvan bulundurma ruhsatları ayrı ayrı. Hepsinin kaç oda olacağı, kaç metrekare olacağı odaların, buranın havalandırmasının nasıl olacağı, içeride kaç personelin çalışabileceği, hangi işte anestezi uygulanacak yerde nelerin bulundurulması gerektiği, hayvanların nasıl kafeslerde barındırılacağı, hepsi yazılı. Bütün bunların hepsini yaptığınızda, ruhsatı aldıktan sonra da yılda bir kere haberli, habersiz iki kere de haberli denetlemeleriniz var. Aylık ve yıllık bildirmeniz gereken raporlar var. Onları bildiriyorsunuz ve denetim altında çalışıyorsunuz.
Onun dışında ruhsatınız olmadan deney hayvanıyla çalışmalar kaçak ve kanuna aykırı oluyor artık Türkiye'de.